teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Vallahi ne güzel. Alkışlayanlarımız çok olsun inşallah. Arif Bey. Arif Bey, Allah korusun. Şimdi size de geleceğim birazdan. Öncelikle güzel, böyle gülerek açtık. Neşe dolu bir haftamız olsun efendim. İnşallah güzelliklerle dolu. Beklediğiniz güzel haberler, müjdeli haberler bu hafta gelsin inşallah efendim diyoruz. Hafta içi her gün saat 14.20'de Beyaz TV'deyiz. Hemen size el uzatmak için, yardım etmek için ihtiyacınız olan her şeyde burada sizleri bekliyoruz. İhbar hatlarımızı vermek istiyorum. 530-488-5184. İster arayın, ister WhatsApp hattımıza yazın. Bizler burada el uzatabileceğimiz her konuda sizi bekliyoruz efendim. Ve günümüz başlarken şimdi hemen bir şey söylemek istiyorum. Orada Arif Bey oturuyor. Arif Bey'e o gün hani böyle birazcık bizden yaşça büyük insanlara hürmet edelim derken, Arif Bey ben 50 yaşındayım, yaşlı değilim demişti. Onu hemen açıklamak istiyorum. Arif Bey geceleri saymıyormuş, o yüzden 50 yaşında kalmış. Esra Hanım, ben 50'den sonra 10 senedir hep 50 yaşımı kutluyorum. Ve her sene bir yaş büyümüyorum. Yine 50 diyorum yani. Yine 10 senedir 50. Yıllarca daha 50 olacak. Biri 10 sene daha, 70'ine geldiğim zaman diyeceğim 70 yaşına bu seneye bastım. Hani ve, şey 68'di, evet. 5 yılı da evet, kestik. Evet. Tamam o Esra zaman. Size çok çok selamlar var. Bütün kocamız Sağpaça Samatya'mıza. Çok teşekkür ederim. Çok sevgilerimi, selamlarımı evet, iletiyorum Arif Bey. Evet, onların da size selamı var. Şunu takdim etmek istiyorum. Aa, size kabul ne güzel. Ederseniz. Bakın bir beyefendiden gül alıyorum. Nice haftalar, nice yıllar olsun inşallah. Teşekkür ederim. Bak ne kadar ne kadar kibar bir beyefendi. Çok teşekkür ederim Arif Bey. Çok sağ olun. Nezaketini yıllarca kaybetmemiş bir beyefendi. Tüm erkeklere öneriyoruz efendim. Şimdi Melisa'yla Akif'i hatırlıyorsunuz. Ne olmuştu onlar? Böyle bir türlü nişanlandılar. Çok uzun zamandır nişanlılar ama bir türlü evlenemiyorlar. Bir izleyelim onları, bakalım neden evlenemiyorlar, problemleri neler. Bir de sürpriz bir konuğumuz olacak bugün. Melisa konusunda da ayrıca bugün programımızda öyle gelişmeler var ki şaşıracaksınız. Nişan yaptılar ama bir türlü evlenmiyorlar. Sevda'yı kim buldu? Kadın sana yardım etti. Yardım etti de elimden nişanlımı mı alsın? Ailelerinin engeline takılan Melisa ve Muhammed bugün kiminle yüzleşecek? Peki siz Melisa Hanım'ı gelin olarak kabul etmiyor musunuz? Ya adam hır. Sürpriz konuk gelecek, ortalık karışacak. Canlı yayında büyük yüzleşme az sonra Esra İzmeci ile Yeni Baştan da. Hoş geldiniz Melisa ve Akif. Hoş bulduk. Sizi böyle kızgınlıkla birbirinize kızmışken uğurladım, el ele geldiniz. Evet. Nasıl aranız, keyfiniz iyi mi? Çok şükür iyi Esra Hanım. Peki bu kadar zaman ne kadardır nişanlısınız siz? Biz yaklaşık 8 aydır nişanlıyız. Hı hı. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz? En yakın zamanda. En yakın zamanda. Peki aileler... İkna oldu mu sizin evliliğinize? Hayır. Özellikle Akif'e sormak istiyorum çünkü baban çok karşı Akif. Evet ablacığım, çok karşı olduğu için evlenemiyoruz. Hı hı. Bir türlü evlenemiyoruz yani. Babam peki, çok karşı. Baban çok karşı. Şimdi bu el ele tutuşmak birazcık onlara göstermek için mi? Evet. Bir gösterin bakayım elinizi. Yani biz hiç ayrılmayacağız. İki senedir bu elleri ayıramadılar. Bundan sonra da ayıracaklarını düşünmüyorum ben. Şimdi... TikTok'ta da devamlı sizin paylaşımlarınız var. El ele, göz göze, diz dize aşkınızı sergiliyorsunuz. Evet. Bir o görüntüleri seyredelim mi? Bakalım nasıl TikTok'ta paylaşımlarınız var. Şimdi şeye benziyor. Kral kocacığım, aslan kocacığım bunu deyince kocalar hemen mest oluyor. Seviniyor musun Akif evet, bu sözleri? Abla. Ben her gün bakıyorum abla. Her gün bakıp kral kocacığım, aslan kocacığım diye sen de aslında mutlu oluyorsun. Hep ben diyorum erkekleri takdir edelim, güzel sözü aslanım, işte aslan yelelim, güçlüm, kaslım diyelim. Sen de Melisa devamlı bunu TikTok'ta yapıyorsun herhalde. Aynen. Peki... siz devamlı böyle paylaşımlar yapıyorsunuz. Hı. Aslında bunu da ailelerinize de göstermek için tabii mi yapıyorsunuz? Tabii ki. Çünkü gördüklerini biliyoruz. Seyrediyorlar mı sizi? Tabii evet, ablacığım. Baban ne diyor bu videoları görünce? Kuduruyor. Kuduruyor mu? Onun normalde TikTok'u yok. Kayıtlı TikTok'u yok abla. Kendine göre açmış bir TikTok'u. Siz diyor araba mı sürüyorsunuz diyor. Onu mu yapıyor? O araba derdinde mi? Evet. Araba derdinde. Arabayı nereden buldunuz sürüyorsunuz arabayı nereden diyor. Arabayı nereden buldun diyor. Hı hı.
Nereden, kimin arabası o gerçekten? Bize Bursa'ya gelen misafirimizin arabasıydı. Hı hı. Hatta onlar da yanımızdaydı. Arka koltukta oturuyorlardı. Ben Akif'in araba sürmesini merak ettiğim için arabayı bize verdiler. Güzel o sürüyor okuma. Mu Aslan Kocacığım arabayı? Güzel sürüyor. Güzel sürüyor. Hayransın sen Akif'e sanki. Çok seviyorum, evet. Hı hı. Yani bilmiyorum, tanıştığımızdan beri bir farklı bir şey var onda. Böyle bir bağlılık duyuyorum ona karşı. Sanki hep hayatımdaymış gibi çocukluğumdan beri. Sanki çok önceden tanımışlık hissiyatı, evet, var. Peki evet. Sen Akif? Vallahi abla, Melisa hayatıma girdi gireli yani ben çok mutluyum. Aile gibi bakıyor, Allah razı olsun yani. Bir anne baba yeri geldi, ben Covid oldum. 3 günde beni iyileştirdi. Doktor bile iyileştiremedi. İlaç gibi kadın ya. Vallahi Melisa ilaç gibisin ha. Ama Akif, ben şunu merak ediyorum. Ya ben bu erkeklerde de çok merak ediyorum. Kavga ediyorsun, çok çabuk vazgeçtim, artık istemiyorum. Niye böyle? Abla sinir ediyor. Kimsenin canlı yayına girme. Kimseye bakma. Kimsenin adını geçirme, sözünü geçirme, kötü olma, her yerde rezil olma. Sözümü dinle, sözümden çıkma. Hiçbir zaman ne olursa olsun sen sözümü dinlersen, sözümden çıkmazsan buradasın. E ne yapacak? Kadınlar hep erkeğin sözünü mü dinleyecek? Ya. Karşılıklı olsun diyorum. Kimsenin canlı yayına girme. Kimsenin adını geçirme. Kimin canlı yayına giriyor? Herkesin canlı yayına giriyor, dinliyor. Bizim hakkımızda konuşuyorlar. Misal biz cuma günü yayına çıktık. Bütün hafta sonu hep yayın açtılar, bizi tanıyan kişiler hep konuştular işte. Bu Almanya'daki hanımefendi mi? Bizi diğer yayından tanıyan kişiler hep yayın açıp konuştular. İşte oraya da gittiler, kendilerini rezil ettiler falan diye. Benim bunları dinlememe, yani kendi hesabımdan da dinlemiyorum, başka bir hesapla dinliyorum. Hı-hı. Bunları dinlememe kızıyor Akif. Dinlemeni istemiyor. Evet. Akif, hafta sonu yine babanı aramışsın. Evet ablacığım. Şimdi babanı aradın. Baban biliyorsun karşı, Melisa'yla olan ilişkine. Biz babanı buraya getirdik. Bir babanla konuşmak istiyorum ben. Bakalım hala karşı olmaya devam edecek mi? Ali Bey'i bir alalım stüdyoya. Gel abi. Gelsin bakalım Ali Bey neler diyecek. Merhabalar Ali Bey, hoş geldiniz. Sağ ol. Özledin babanı, bir sarıl. Teşekkür ederim. Ben elinizi sıkayım Akif. Ali Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ ol. Heh, bak babasını gördü, nasıl seviniyor. Sen de öpecek misin Melisa? Yok, hayır. Neden? Kendine gelin sıcaklık... olarak, hayır, kendine gelin olarak istemeyen bir insanı ben niye hoş geldin diyeyim ki Esra Hanım? Sen öyle dedin, bak Ali Bey iyice uca kaydı. Hayır. Uca kayayım ki ben biraz sinirlendim demin. Siz de sinirli olmayın. Misiniz Ali Bey? Efendim? Kızgın mısınız Melisa'ya? Şimdi bir kişi mi haklı olur, 100 kişi mi haklı olur? 100 kişi Melisa için bir şey mi söylüyor? 1000 kişi, 100 kişi az söylüyorum ben de. Yani idare ediyor. Bu kendi kendine bak. Ne söylüyorlar Melisa TikTok, hakkında? TikTok'u ben daha yeni görüyorum. Beğendiniz mi videolarını? Çok beğendim. Evet, oğlunu paşam kocam yaptı. Çok çok beğendim. Görelim videolarını. Aslan kocacım diyor. Ya, çok çok beğendim. Akşam da telefon açıyorlar ki bana. Ben bundan kurtulacağım. Aha yüzümde. Aa, 200 lira gönder diyor bana. Ben geliyorum, haberi yok. Ne zaman? Ne zaman mı? Dün akşam bütün gece biz yan yanaydık. Hep aşağıda oturduk. Ulan arkadaş. Ben mi yalan söylüyorum? Millet mi yalan söylüyor? Hayatım sen aradın mı babanı? Ya doğru söylüyor. Aradın mı babanı? Bir dakika, Akif sessiz kalıyor. Akif aradın mı babanı? Aradım ablacığım. Ben kurtulacağım Melisa'dan dedin mi? Buyur. Söyledim. Neden buyur söyledin? Söyledim. Burada söyledim diyor. Çünkü niye dersin ablacığım? Hareketleri aynı. Hareketlerim aynı değil. Nereye geldin? Ben anlamadım şimdi. Tamam, hareketler aynı. Dün akşam beni sinir ettiği için ben aradım babamı. Sen her sinir sabahta, olduğunda babanı mı arayacaksın sabahta böyle? Sabahta gelmiş benden özür diliyor. Özür diliyor. Ben senden özür falan özür dilemedim diyor. Ben senden özür falan dilemedim. Sen her sinir olduğunda babanı mı arayacaksın? Yalan konuşma. Çok. Kendin geldin odaya, yalvardın. Yalvardın mı? Evet. Yalan konuşma. Ya. Tamam. Düzeldi aramız falan diye. Bana müsaade eder misiniz? Ali Bey, sizi aradı oğlunuz. Ben kurtulacağım Melisa'dan mı dedi. Valla ben bu erkeklere de şaşırım. Bir burada ben öyle saat 11.30-12 arası otobüsle geliyorum. Birine ben söz verdim. Gelmiyorum dedim. Abi sen geliyorum ben. Kime söz verdiğini de biliyoruz. Mı? Söz verdim. Kime? Gelmiyorum diye. Bu telefonu açtı bana. Dedi ki baba neredesin?
Silifke'deyim dedim. Yalan söyledim. Hı hı. Hani bir söz verdik ya oraya. Evet. Ha, hapisten geliyorum ben. Otobüse bindim. 2.30'da bindim. Dün 2.30'da bindim ben. Dedi ki Melisa'dan kurtulacağım. Bana 200 lira gönder. Doğru mu bu? Ben bunu sordum. Bana 200 lira gönder, Melisa'dan kurtulacağım dedim mi? Yanına geleceğim dedim abla. Yüzümde. Ben doğruya doğru niye çıktın yani o zaman yanına elimden tutup dedim. Da? Yüzümde. Gelmiş bana şu hakaretler ediyor. Dün akşam bağırıyor, çağırıyor. Yalan konuşma. Ne diyor? Ne halt yediğini biliyorum ben senin. Her dakika telefon ver. Her dakika telefon ver. Her dakika telefon ver. Niye kardeşim, istiyorum acaba ben o telefonu? Niye istiyorum ben o telefonu? Şüphem varsa, şüphem yok. Kanıtlı konuşuyorum ben. O zaman iki dakikada bir telefonunu ver demeyeceğim, ver demeyeceğim, ver demeyeceğim. Derim. Şüphem varsa kardeşim sendeki eyvallah. Şüphem var hem de kanıtlı şüpheyle değil yani. Ha. Kanıtlı değil. Abi, ne kanıt? Ne yaptı? Ne yapıyorlar? Söylesene bir Melisa bize de. Başka kadınlarla konuşuyor sürekli Instagram'da. Elimde kanıtlarım da var. Doğru mu? İftira. Nerede konuşuyorsun? İftira değil, ya? Nerede kanıtlarım var. Ya? Nerede konuşuyorsun? Kanıtlarım ablacığım, var. Ablacığım bu ne sanıyor biliyor musun? O kadınla... Bir göstersene bize kanıtları. O kadınla... Kanıtları bakayım göstereyim konuşuyorum. Bir dakika aslan kocacığım şey kocacığım ne oldu şimdi? O videoyu çekmeden önce yapmış bunları. Aldatıyor. Bu ne? Devamlı aldatıyor musun sen? Yok ablacığım ben o kadınla konuştuğumu şey yapıyor. Hayır hayır hayır. Ben şimdi göstereceğim. Neyi göstereceğim? 10 senelik şey mi? 10 senelik değil. Biz Bursa'dayken bir tane kadın bulmuş Instagram'dan 22 yaşında. 22 yaşında bir kız buluyor. Evet. Ve biz hani birlikteyiz bu dönemde. Bir dakika. Günaydın canım. Sen de günaydın bebeğim diyorsun. Ablacığım. Hani yalandı. Bir dakika bir dakika. Günaydın bebeğim dese eşiniz nişanlınız ne yapıyorsun? İyiyim aşkım sen. Ablacığım o tane zaman eskiden kaldı. Eski değil biz Bursa'dayken. Eskiden kaldı. Bursa'dayken. Ben bununla kavgalıydım. Kavgalı değildik hayır. Ne yapacağız kavga ettik diye hemen başka kadınlara bebeğim aşkım mı diyeceğiz? Kavgalı da değildik. Bu sen ne? Dedin. Sen dedin. Ben de iyiyim aşkım demiş sonra kadın. Bu ne zaman? Bu biz Bursa'dayken yaklaşık bir ay önceki bir mesaj. Peki Melisa sen bunları görüyorsun ne diyorsun Akif'le? Kızıyorum. Gitmeye kalktım hatta Bursa'dayken. Ne yaptı? Eşyalarımı topladım. Kapıyı kilitlemiştim. Camdan atlayıp girdi eve kapıyı kilitledim diye. Peki bir ay önceki şey için dün kavga mı ettiniz? Tekrar konu mu açalım? Hayır hayır. Dünkü konu şu yüzden oldu Esra Hanım. Biz birbirimizin telefonuna hep bakarız. Çünkü kendinde güvensizlik olduğu için. Ben telefonumu ona veririm bakar. Biriyle konuşuyor muyum falan. Şifrelerinizi biliyorsunuz tabii, birbirinizin. Tabii tabii. Ben de ondan telefonunu istedim. Kendisi telefonunu vermedi, sakladı telefonunu. Ya niye vereyim? Her dakika niye vereyim? Ama kardeşim? Ben sana bu telefonu veriyorsam sen de bana vereceksin. Vallahi abi her dakika istenmez ki bu telefon. Bu mesajları gördüğüm zaman da ben bunu aradım. Ben dedim bu evden gidiyorum. Gerekirse dedim sokakta yatarım yine de senin yanında durmam dedim. Ne sonuç? Ben kapıyı kilitledim, eşyalarımı topladım. Geldi kapıya bu. Kapıyı açmayınca evin camından girdi. Alçaktı. Evin camından girdi. Ondan sonra işte bıçak falan aldı. Sen gidersen kendimi öldürürüm tövbe falan dedi. Ama bu da bu erkeklerin şeyi. Doğru mu bu Akif? Evet ablacığım. Tamam çünkü dedim gidecek ben yeri de olmadığı için. Gidecek yeri olmadığı için. Ya sen onun için yapıyorsun. Gidecek yeri olmadığı sığınma için. Sığınma evine gider. Adam bak Bursa'ya geldi. Ondan sonra Bursa'da ev vardı. Adam her şeyi dağıttı, yıktı, işiminden de etti, evimden de etti, her kerizden etti. Sabahın daha konuşuyor. Kim? Niye konuşuyorsun kardeşim sen? Teyzesiyle konuşuyor. Niye konuşuyor? Senin de baban sana dilen dedi. Sen de onunla konuşuyorsun. Ya istediğini dersin ben kulağım duymuyor. Aynen. Sen teyzenle görüntülü arayıp da sabahına niye konuşuyorsun? Teyze ne yapıyorsun? Çıktınız mı? Abi aradı seni... Belki acil bir şey olabilir. Bak Allah. Acil bir şey olabilir. Sen... Senin baban gecenin 12'sinde birinde arıyor da sen efendim baba diye açıyorsun telefonu. Ben ona karışıyor muyum? Ya karışma demiyorum. Seni Allah işinden Allah. Eden, evinden eden, yuvanı yıkan... Bağırıp çağırıp üstünü yırtıp da ben bunlar şöyle böyle değil rezil eden insan niye? Ev sahibi kafama saksı attı lan. Ben mi attırdım saksıyı? Saksı attırdı lan. Adam geldi o boruyu aldı da ondan sonra benim üstüme yürüdü. Tamam benim yüzümden mi yaptı bunları? Getirmeyeydim ben sana getirme dedim. 1000 liralık alışveriş yaptı Esra abla. Peki bir ondan şey diyeceğim sonra... Ben onları getirdim kavga çıktı. Heh. Sen babanı getirdin. Heh. Babana yedirdim içirdim yatırdım. Baban ne dedi? Heh. Hiçbir şey yapmadı dedi.
Ali Bey kafasına vuruyor. Niye Ali Bey? Ya şimdi ben sinirli, çok sinirli adamım. İkisi de bilir yani. Hükümet bana desin ki 10 ama ben diyorum ki bana yalan söylemeyin. İkisi de bir. O ondan kara, o ondan kara. Ha. Benim oğlum deyince benim o yani onu karalamıyorum bak. O ondan kara, o ondan kara. Yani ikisi de birbirinden kara diyorsunuz. Aynen. Aynen. Biz karayız, sen aslın amcacığım. Şu TikTok bak, şu arabayla gidiyor değil mi? Evet. Benden 200 lira istiyorlar. Melisa'dan kurtulacağım diyor. Şu arabaya 1 milyar veriyorlar. İlim ne? Parasını ile veriyorlar. Öyle mi? Biz ha? O arabaya oğlum parasız dedi, bindik. Ben oğlum dedi, 800 lira verdim değil mi? Ne 800'ü ya? Demedin ben sana. Demedim. Ben demedim onu. Kim dedi? Ben demedim. Ne 800 lira ya? Ya biraz utanma. Ben demedim oğlum. Ben demedim. Arabaya binmek için 1000 lira para mı verilmiş? Ben o lafı söylemedim. Bu söyledi. Dedi ki baba dedi 1000 lira para verdik Yasemin'e dedi. Verdiğimiz para da alışveriş parasıydı. Alışveriş mi? Evet. Nereye lan? Eve yaptığım alışveriş. Lan oğlum bıçağla kovaladı. Ben bunların ev sahibine beraber vardık. Adam diyor ki gitsin para iste. Şeyi getirmiş bunun dediği teyzesini. Teyzesini mi? Teyzesini getirmiş. Orada bunları rezil etmişler. Ne yapmışlar bunlar? Dövüşmüşler ne bileyim işte. Sorsana. Ne evet. Oldu Melisa anlat. Benim kuzenim engelli, rahatsız. Kuzenim bizde kalmak istedi Esra Hanım. Ben de tamam kal dedim. Hani sonuçta kurulu düzenli ev. Teyzem de tutturdu işte, ben çocuğumu burada kalmasını istemiyorum. Zorla tutuyorsunuz diye ihbar ederim dedi. Ben de dedim kim zorla tutuyor diye bağırmaya başladı. Yani kavga teyze çıktı orada aranızda. Evet, evet. O yüzden de ev sahibi istemiyor sizi. Evet. O ev sahibinin yani evinde değil, bahçesinde bir de. Barbar bağırışıyorum, millet de bağırıyormuş. Adam peki anlattı. Teyzen, senin destekçin niye seninle kavga ediyor? Yanındaki kadın yüzünden. Yanındaki, biz şu an konuştuk daha. İsterseniz de bağlayabilirsiniz. Teyzem söylüyor. Beni diyor senden soğutuyor diyor, seni diyor benden soğutuyor niye diyor. Niye yanındaki kadına inanıyor seninle alakalı? Çünkü yanındaki kadın zorla inandırıyor teyzemi. Bir şeylerle tehdit ediyor, hem elindeki parasını alıyor. Böyle yaptığı için muhtaç bırakıyor o kadını niye kendini. Niye kadını göndermediniz? Kadına biz git diyoruz, kadın diyor ki ben gidersem bunları da götürürüm diyor. Ne onun hakkı mı bu? Ablacığım, hakkıymış demek ki. İlk gelişte Melisa'yı odaya çektim. Melisa dedi ki ben dedi 6500 lira dedim maaş aldım. Evet. 500 bütün paramı benim elimden aldı bunlar dedi teyze. 500 lira param kaldı. Onu da dedi, sen sakla. Allah için beni gönderme dedi. Tamam dedi. 500 lirayı bu aldı. Ben ertesi dedim ki gün, sen dedim bana parayı ver. Ne zaman istersen dedim paranı Melisa, hepsini vereyim teyzen dedim. Teyzen hatta. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bir olayları olmuş Melisa'ların Bursa'daki evinde. Melisa diyor ki aslında benimle alakalı bir durum yoktu. Yanında getirdiği kadın yüzüne oldu. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, birazcık bir çatışmalar oldu. Hı? Efendim? Tartışma oldu. Evet. Tartışma oldu. Evet. Peki Bursa'dan sizinle olan kavga yüzünden mi ayrıldılar? Ev sahibi kovdu. Herhalde o yüzden olmuştu. Herhalde mi? Vale ya. Nasıl herhalde teyze? Sizin kavganız yüzünden oldu. Of, kadını getirdiniz. Duyuyor musunuz değil mi seyirciler? Buyurun siz kimsiniz? Kuzenim. Siz kimsiniz acaba? Kuzenim. Ben kuzenim. Kuzeni, telefon sesi çok kötü. Bir tekrar alıp tekrar şeyi yapalım. Bu yanlarında getirdikleri kadın kesinlikle benimle konuşmalarına engel oluyor. Beni engelliyor telefondan. Hani, neden seni istemiyor? Çünkü o kadınla görüşmelerini istemediğim için teyzemin. Çünkü teyzenin parasını yediğini evet, düşünüyorsun evet. Sen. Düşünmüyorum. Teyzem kendisi de söylüyor zaten bunu. 6 ay boyunca bunların evinde tamam, kalmış. Tamam, biz şimdi teyzeni bağlamaya çalışıyoruz. Ali Bey, ben size açıkça soracağım. Melisa da karşınızda. Siz neden Melisa'yı istemiyorsunuz? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ne konuda yalan söylüyor? Her konuda yalan söylüyor. Yalancı olduğu için. Herkese mi? Yalan söyle diyorum. Söyleme. Söyle. Kime ya, yalan söyle. Söylüyorum bana ben? Bana söylemeyin ya. Sana kim yalan söyledi? Ha? Benim kartımdan para aktarmayın ya. Kartınızdan senin para aldım. Senin kartından para mı aldın? Bunu aldıracağım şimdi ikisine de. Senin kartından kim para aldı? Çocuk sana aldım resmini attı. Seval da bir hanım var burada. O da mahkemeye verecek bugün. Seval. Yani paranızı çaldığını mı diyorsunuz? Ya çal bana desin ki baba.
Benim 10 bin lira ihtiyacım var. Ama ya biz düzgün bunun parasını desin. Falan çalmadık Esra İlim, Hanım. İlim parasıyla bu arabaya binme ya. Ya kimin parasıyla bindik? Parayla falan binmedik biz arabaya. Hayır ya. Diyor Melisa. Şimdi, Allah Allah. O yalan söylüyor. Ya he dibimdeydin gördün ben para verdiğinizi. Ben annesini de bağlatacağım. Babasını da bağlatacağım. Bağla. Annesi babası istemiyor. Olamadı. Bizim oğlan erkek olamadı. Nasıl oluyormuş erkek? Çok güzel ne? Sen. Nasıl erkek olunuyor? Sen baba oldun grup da o erkek olamadı. Sen babama yalan söyleyemem. Sen ben aileme, sana yalan söylemedim. Aileme yalan söyleyemem. Benim hanımım hastalandı kafasında yara çıktı diyor ki bahtını mı buldun? Ya ben sana nerede yalan söyledim ya? Bak size de diyor. Ha. Nerede ben sana yalan söyledim ya? Her yerde yalan çıkıyor. Tamam bir tane yalanımı söyle bunun de ben de gideyim. Parasını da yedi gün aldı bak. Bu ne? Şey, teyzesinin parasının yüzünden günü aldı bu. Dört sene altı ay günü var. Dört sene mi? Ne yapmış teyzesinin parasını? Parası aktarmış işte nasıl aktarmış. Teyzenin paranı da mı aldı? Hekir bu. Esra Hanım teyzem bana bu normalde beş. Bu hekir midir o para aktarmayan edinirlerse? Ya kardeşim senin peki. Amacın ne? Sen buraya niye bu geldin ya? Bu sen niye bu. Geldin buraya? Bu ya şu olana kızıyor öldüreceğim. Şimdi... mesajı. Ha, ne kumandı? 5 milyar lira para ne aldım. Kumandı? Aldım 5 milyar lira. Adamı da şişsin bu o parayı niye aldığını ha. Biliyorum ben. Kimden bahsediyorsun Melisa? Kimden bahsediyorsun? Hangi şu kadın tık bu? Şu tıhtoh var ya tıhtoh. Tıhtoh. Utanıcı utan. Şu kadar sen milletten utan. Sen utanasıl oğlunu burada bana gelip bilirim, de karaladın. Bana bilirim. Ne yapıyorum bak. Ben orada? Ha. Ne yapıyorum? Benim parasıyla ekmek yeme. Kimin parasıyla ekmek ha. Yiyorum ben? Herkesin parasıyla ekmek yiyorum. Sen var ya hayatımda tanıdığım en kötü babasın. Bak şu sütüye saygım en var. En kötü. Seni var ya. Ama 2 dakikalık edelim. O senden büyük. Bak Ali Bey için ne olursa olsun. Hayır. Son senden şimdi büyük. Şimdi de çıkışta pölüs alacağız seni. Ama olsa oğlunu burada küçük. Pölüs alacağız seni şimdi. Ya alırsa alsın. Benim bir korkum yok. Korkun yok asıl tabii. Sen oğlunu burada küçük düşürüyorsun. Nasıl düşürüyorum? İyi bir baba oğlum, olsan kadın tutup düşmüyor, da düşmüş. Oğlunu... Senin yüzünden düşmüş, düşmüş. Allah'ım ya Rabbim ya. Kadın tutma meselesi nedir? Kadın tutma meselesi. Bu Almanya'daki kadını tutuyor. Hı hı. Bununla birleştirsin, evlendirsin diye. Ya kadın kaç yaşında? Senin oğlunun anası yaşında be. Utan, büyük utan. Değil mi bu kadının yaşı? Büyük, ne evet. Diyor bu ya? Utan Almanya'daki ya, kadını utan ya. Akif'le evlendirmek istiyor mu? Utan ya. Yok ya. Akif'le Almanya'daki kadını Akif'le evlendirmek istiyor muydunuz? Öyle söylüyor. Lan lan. Ne oldu? Sesin kesildi birden. Ablam. Sen kimsin ağzı bunu sadakasını vermiş. Şişesi, vitresi mi neyse ona ben vermiş. Ben ondan para para istemedim. Bu utanmaz. Ben yardım için mi? Istemedim. Bu kadın aslında yardım etmek istiyor. Ablam. Be. Bunlar telefon açar. Diyor ki biz sokakta yatıyor, doğru mu? Ben kadından para falan istemedim. Dur bir dene ya. Ben kadından para falan istemedim. Dur bir dene. He dur. Suçumu bastırma. Ne suçu ya? Buna demiş ne ki suçu? Ben fitremi göndereyim. Yardım ediyor bu kadın yardım size. Yardım ediyor. Peki senin telefonunda ne arıyor yardım kadının ettikten numarası? Sonra bunun TC'sini mücesini öğreniyor. 45 yaşındasın. Bunun nasıl mahal görüyorsun sen ya? Ya kendini evlendirmeye kalkıyorsun kadınla. Başka kadını diyor. Başka kadını söylüyor ya. Yani bu kadın Allah aslında Allah. Yardımcı olmak yardımcı istedi. Yardımcı olmak istiyor. Melisa da bunu kıskandı mı? Kıskanma değil. Kıskanma değil. Para parayı gönder, ne olursan ol. Ya kadının ben nerede parasını aldım ya? Para, bununki ben para. Ben kadının nerede parasını aldım ya? Akşamki de dövüşü para. Yani siz Ali Bey diyorsunuz ki kıskançlık, bahane aslında o parayı kendine mi istiyor? Ha, Esra Hanım, ben kadının bir kuruş parasını almadım. Bir kuruş parasını almadım. Ama Ali Bey diyor ki sen o parayı sana gönderselerdi problem yapmazsın. Hayır, hayır. Görüştürün ben kime gönderdiğinin umurumda İstersen değil. Onu sonra şey yaparız, diğer Almanya'daki hanımefendiyi yani. Bağlarız. Akif sen ne diyorsun? Ben şunu Almanya'dan ev vereyim dedim. O konuyu tamam söyledim. Tamam. Benim oğlumun bunu ikizi Almanya'da. Ya ne ikizi? Çocuğum ne sana gösterdim bunu ama ya. İkizi Almanya'da. Hayal görüyor ya. Almanyalı bir kadın bana telefon açtı. Dedi hayal ki çocuğumu ya. Vereyim onu kurtar dedi. Hı hı. Esra Hanım. Bir dakika bir Ali Bey'i dinleyeyim ben. Hayal görüyor adam ya. Bir de ne? Kadın bana telefon açtı. Bizim tanıdığımız. Almanya'dan arıyor Almanya'dan. Sizi. Evet. Benim dedi kimsem yok. Bir tane kız şey o. Kızı kızım var. Ben dedi Akif'i izledim. Çok üzüldüm o gelini dedi. Bırakın. O Akif'in dengi değil. Ben ona dedi şey buna geldim ben danıştım. Ben kızımı
evlendirmek istiyorum Akif'e dedi. Dedi. Evet. Melisa'yı bıraksın dedi. Melisa'yı yeter ki bıraksın dedi. Bu değil yani. Bir o değil almaya da. Ama bir kız olarak kıskanması normal bunu. Onu kıskansın ama öbürünü dediği zaman ben ölürüm. Öl. 45 yaşında. Şuna 45 yaşındaki ya? Kadın madem öyle ha. Niye o zaman? Sana bir de yardım etti. Bunları söylemen ayıp bir. He ayıp. Yani hepinize yardımcı oldu. Akif sen Almanya'daki hani o bir hanımefendi bağlanmış kızımla evlendireyim diye. Ha. Sen o kişiyi istedin mi hayatında? Yok ablacığım. Evlenmek ister miydin Almanya'ya gitmek? Yok. Ben istemem abla. Ben kimsenin adını geçirme dedikçe geçiriyor. Geçirme dedikçe geçiriyor. Baban bir buraya gelmeseydi. Bir tutturmuş. He. O da bu da. Lan diyorum ki kimsenin adını geçirme kardeşim. Ben de çok meraklıyım elin karısının adına. O çok kızı, meraklıyım. O kızı söylese doğru. Bu Almanya'daki hanımefendiyi bir görelim. Bir fotoğrafı var bizde. Bayağı da hoş bir hanımefendi. Ya bende de var. Bende de var. Genç bu 45 yaşında ya, değil. Kıskanmakta haklı değil miyim Esra Hanım? Sizce? Arkadaşlar. Ha söyleyin. Buyurun. Esra Hanım bence evet genç bir hanım da ben başka bir şey söylemek istiyorum. Yok yok bununla ilgili bir önce. Tamam çok genç bir hanım ben görsem ben de kıskanırım ha? Yani bir hanım olarak. Güzel bir hanımefendi. Güzel bir hanım. Yılmaz genç bir Bey'e hanım. De soralım. Esra Hanım gerçekten genç bir. Biz yaşlı diye bekliyorduk ama genç çıktı yani. Kıslanması gayet normal. Genç de güzel de bir kadın. Ya 45 yaşında. Neresi 45 bunun nasıl bir şey sen? Çok 45 gibi de bana, değil. Bana değişti 45 yaşında. Ben onun dedi. Yanında daha yaşlı duruyorum. Hep diye buna sordum bu da aynı dedi. Ona ana diyor bu nasıl olacak ana? Neydi ablacığım? Ana diyor. Sen de mi 45 yaşındayım dedi? Ben anne ya. Siz ona anne mi diyorsunuz? Anne evet, diyorum. Gençecik kadın bu ne annesi? Anne diyor kendisi anne diyor. Allah'ım yarabbim delireceğim ya. Ama benim anladığım Ali Bey'in söylediği kadarıyla bu kadına kızmak için bir neden yok. Bu kadın yardımcı oldu diyorsunuz. Ha, ben ona yardımcı onu, oldu. Şimdi, öbürünü kıskanabilir tamam. Bak nasıl diyorum öbürünü kıskan. Ama buna gelince buna konuşma. Anne niye? Diyor ya haşa, anne. Haşa şey mi bu konuşamam. Ya kimsenin adını geçirme adını diyorum. Geçiriyor. Hala geçiriyorsun lan. Adını geçirmiyorum. Adam mahkemeyi bekliyor. Bak, mahkemeyi verecek bunları. Şimdi benden ya buradan çıkınca Ali Bey benim. Ben size açıkça ya, soracağım. Siz Melisa'yı istemiyorsunuz ya. Ya ben istemiyorum da Türkiye'de istemiyor. Ay. Türkiye'de mi istemiyor? Türkiye'de istemiyor. O ne demek? İstemiyor yani. Türkiye'den ne olur o zaman? Türkiye niye istemesin? Yani Türkiye'deki adam ne kadar adam çocuk var onları da istemiyor. Niye? Niye? Onların mı istemesi lazım? Melisa'yı benim. İstemiyorlar. Ya Melisa'yı istemiyor. Niye? Oğlunu getir. İvan'ı da kurlar. Oğlun evi yiyorsa evinde. Yani. Konuşsun. Konuş. Konuşsana. Akif. Bazı yerlerde öyle ablacığım da. Ne nasıl öyle? Bazı yerlerde beni tanıyan, sokakta orada burada tanıyanlar. Ne diyorlar ki, sana? Melisa'dan diyor bir an önce kurtul diyor. Hmm. Ondan bana da herkes diyor zaman... Akif'ten sana koca olmaz, evine bakmaz tamam, diye. Doğru canım evime bakmam ben kurtul. Ya. Ben 5 ay boyunca çalıştım, paraları biriktirdim. Teyzen geldi onlar üç geldi. 3 milyar yedi. Parası vardı bunun. Ben altına. Şunu anlamıyorum. Bu kadar birbirinden şikayetçi bir çift görüyorum. Neredeyse birbirlerini Allah korusun bir kaşık suda boğacaklar. Aslan kocacığım, canım kocacığım diye TikTok çekiyor oğlum. Kendi yanıtırıyor. Millet diyor kavgalı olduğumuzu görmesin diyor. Çek video diyor, yayınlayalım diyor. Allah senin adına otobüsün içinde korktum ben. O niye? Şu telefonla konuşuyor, bunun bağrı da duyuluyor. Ha. Bu Veli, ne Veli? Bu Veli miydi? Evet. Veli abisi telefon açtı. Veli abisi kim onu bulacağım şimdi de biraz kimin sonra. Kimin abisi bu? Bilmiyorum kimin abisi ise. Siz neyden şüpheleniyorsunuz Veli abi derken bir şeyden şüpheleniyor gibi geldi. Bir şeyde şüphelenmedim. Kendi işimi kendim yapayım, buna kızıyorum. Hı hı. Veli abisi bana telefon açıyor, otobüsdayım. Kendisi aradığında... 200 milyon şimdilik yatıracağım, otobüsdayıma geliyorum. Sabaha oğlun çıkmaz. Şimdi, lan sabaha vereyim. Bu ne demek ya? He, sabaha vereyim hayır, diyor. Hayır, Esra Hanım, hayır. Böyle bir şey var mı? Kendisi mesela? Aramış kendi telefonundan, Akif. Kendisinden aradığından açmamış telefonu. Gel. Veli tamam. Abi var ya burada. Gel, gel. Ha, Veli ben... abiyi arattırdı. Peki Akif, sen babanla... Şu numarayı arayayım mı? Tamam onu ben arkadaşlarımıza söyleyeceğim arayayım, Ali Bey. Şunu arayayım Veliç'im. Allah. Tamam Veli abi bizi tanıyor zaten bir bakalım adamda. O adam da burada. Peki sen Ali Bey. Sen telefonu açmadığın için adam seni aradı. Hiçbir şekilde Melisa'yı istemiyor. Bunlar evlenmek istiyor. Bak bize evlenmek için geldiler ikisi. Bir dakika beni dinler misiniz? Tabii. Evlilik önce saygı. Sevgi huzur ister. Sen huzur bırakıyor musun anladın insanda? Mı?
Bunlar yok mu onların emek arasında? Emek ister, emek. Önce birinci vallahi emek ben ister. Emek veriyorum. Sen bu çocuğa, sen bu çocuğa şimdi gittiler derken ben Samsun'dan, Samsun'dan ev tutuyorlar. Ev tuttuk baba. Tamam oğlum, Allah razı olsun. O iyi misiniz? İyik baba. Ertesi gün diyor ki aman baba beni kurtar. Yüzümde. Akif sen niye devamlı beni kurtar diye babanı arıyorsun? Madem beni kurtar diyorsun niye o zaman daha yanımdasın? Beni, ben gidecektim bir saniye. Akif sen niye devamlı beni Melisa'dan kurtarın diye Ali Bey'e ben gidecektim. Kendi beni durdurdu. Kendimi öldürürüm diyor sen ben, gidersen. Her neyse onu geçtim. Niye diyorsun o zaman benim öyle? Benim amacım şu. Sen bana hiçbir zaman olmak. Ne olursa olsun saygısızlık yapma. Otogara nerede olursan ol. Yapıyor musun? Nerede hayır. Olursan ol. Otogarda olsun, orada olsun, burada olsun. Her yerde benim affedersin de şeyimi koyuyor, hakaret ediyor. Dört kere beni polise şikayet etti. Ertesi gün niye yarım etti? Saat. Ama böyle şey olur. Doğru mu Melisa? Yarım saat geçti. Bak, doğru yarım mu? Saat bir geçti. Şey yapmasa ben onu gidip de şikayet etmem. Yarım saat etmem. Geçti. O zaman Ali Bey burada haklı. O zaman burada Ali Bey haklı. Bir soralım İpek Hanım, ne düşünüyorsunuz bu ilişki hakkında? Şimdi evlilik bir sonuç netice değil. Biz insanlar mutlu olsun diye evlenirler. Ben bir kere Esra Hanım, Akif Bey'in samimiyetine asla inanmıyorum. İki taraflı oynuyor. Hem babasını karşıya alıyor hem elinde tutmaya çalışıyor. Melisa'yı seviyormuş gibi davranıyor. Asla sevmiyor. Melisa Hanım'a da şunu söylemek istiyorum. Siz göz göre göre elinizde mesajları sizi aldattığını biliyorsunuz. Evlilik olur mu güvenin olmadığı bir yerde? Siz bu kadar değersizleştiriyorsunuz kendinizi. Hala bekliyorsunuz. Bacım, nasıl ben gitmek ben istedim. Işte, kendisi eve girdi camdan. Ben kapıyı da açmadım. Kendisi camdan eve girdi. Sen gidersen ben kendimi öldürürüm dedi. Melisa Hanım, sizi kaybetmeyi göze almış başkalarıyla konuşarak zaten. Bunun dönüşü kesinlikle olmamalı. Bu devam eder çünkü. Bunun bir sonu yok. Ediyor zaten. Acil devam ediyor musun başka kadınlarla yaşamak? Başka kadınlarla devam etmiyorum abla. Çünkü her yerde beni rezil edemiyorsun. Yine çıkarırım. Ha bir dakika. Her rezil yerde rezil etmese yazışacaksın. İstiyor rezil musun? Ediyor. Bir dakika Akif, çok dürüst olmanı istiyorum. Tamam abla, rezil ediyor. Niye mesela, rezil ediyor ki? Mesela hoşlanacağın biri gelse gider misin ondan? Gitmem abla. Doğru gitmem. Mu? Vallahi da gitmem, billahi da gitmem. Melisa'yı... Peki babanı niye arıyorsun ya? Niye arıyorsun Ali Bey'i? Bak Ali Bey soruyor sana. Dün sinir ediyor beni. Her sinir olduğunda baban arayacaksa... Kardeşim yardımcı sen olsun diye. Sen daha süt çocuğusun o zaman bana. Her sinir olduğunda baban arayacaksan sen daha süt çocuğusun. Mama yiyorsun. Ben geçi yayıyorum ya. Şimdi ayıp bir şey değil. Geçi yayıyorum. Geçimimiz ha. İfade bek maaşım var. Bana niye diye arıyorsun? Sinir oluyor ya? Esra Hanım. Ali Bey para için mi arıyorsun tabii sen? Tabii ki 200 lira aşağıdan belli. Buyur. 10 sever. O dedi ablacığım neyse. Bana dedi ki kelime şu. 10 sever aradı ya. Ben sana dedi yol paranı dedi göndereceğim. Çık bak. Geldi. Böyle peki dedi. Sana dilen diyen bir insan bu. Sana git dilen diyen tamam, bir insan. Tamam senden ayrıldım. Ben buradan çıktım. Nereye gideceğim? Hadi sana söyle. Bana ne? O bana ne diyor ya? Peki senin tek derdin gideceğin yerin olmaması mı? Bunun evi de var. Benim gideceğim buradan çıkayım, benim gidecek yerim yok. Şu olsa anda gideceğim mi sen? Gidecek yerim Allah'ım yok. Allah'ım ya. Olsa gidecek misin? Gideceğim abla. Güle güle. Gideceğim çünkü bununla olmaz. Niye olmaz? Ay, beni her yerde rezil ediyor. Hak ediyorsun. Rezil ediyor. Dört kere hak gitti. Hak ediyorsun. Dört kere gitti polise, ondan sonra yalvardı, yazdırdı, çizdirdi. Bu bana hakaret ediyor. Diyor. Ben bu o polise niye gittim peki? Ondan sonra yarım saat geçti polisin önünde. Ben diyor eşimi seviyorum diyor. Şikayetimi geri alacağım diyor memur bey diyor. Ondan sonra bir saat geçiyor gene aynı polise gidiyor. Şimdi öyle mi? Memur bey nasıl gidiyorum? Böyle bir dengesiz diyor, hareketler? Abla, ben trende geliyorum bunun Eskişehir'deyim mi? Yok pardon Balıkesir'deyim. Ben trende geliyorum, trende bana diyor ki hırhız diyor paramı çaldın diyor. Lan ben trendeyim kardeşim, nasıl çalacağım paramı? Doğru mu? Aha. Şimdi şöyle Esra Hanım, o sadece kendi yaptıklarını anlatıyor. Benim yaptıklarımı öne sürüyor. Paranı çaldı mı Akif senin? Çaldın kartta mı? Kartta benim 30 lira param vardı. Kartın şifresini değiştirmiş. Ben bir yudum su alamadan 30 liram tren garına indim. 30 liram vardı. Evet. 30 lira vardı. Ben sana ne dedim? Ben sana sana ne bak ben bir şey diyeyim mi? Benim baban buraya giriyor, gelince diyor. Senin sesin çıktı. Alakası baban yok. Buraya gelince ha. Senin sesin çıktı. Benim baban gelmeden... Giriyor. Numara değişmiştir, şifre değişmiştir, onu değiştirmiştir. Siz ne yapıyorsunuz? Birbirinizden para mı kaçırıyorsunuz? Hayır. Siz nasıl birlik evlilik yapacaksınız böyle? Daha birbirinizden para... Esra Hanım. Ondan sonra bana gün... mesaj atıyor. Seni diyor yakacağım diyor. Eskişehir'e bir in de diyor. Polisine geliyorum diyor. İki gün boyunca babası yokken sesi çıkmadı. Pısık pısık oturdu. Babası geldi ya, güç geldi. O zaman benim de ailemden gelsin. Sen aynıysan o da aynı. Yalancı, sahtekar. İşte hepimiz de aynısı mı? Oğluna yalancı.
bence sahtekar diyen bir baba. Tabii diyeceğim ya, doğruya doğru. Ya istediğini söylesin abi. Ben kulağım duymuyor. Doğruya. Paranı almadım. Utan tamam biraz, mı? Oğlunu utan, gasp etmişler. Hadi benim 8 lirayı boşver. O çocuğun parasını da yediniz. Utanın arka sokakta biraz, çocuğu gasp etmişler. Evet. Üstünü utanın başını yırtmışlar. Bir geldi, dayak yemiş. Resmi de var ha. Gasp tamam, etmişler. Başka başka konulardan konuşmayın. Ali Bey, siz bakın oğlunuz diyor ki ben gidecek param olsa, gidecek yerim olsa ben kaçacağım Melisa'dan diyor. Siz zaten evlenmeyin bence. Ne yapacağız? Aile faciası mı yapacağız burada? Yani gerçekten evlenmeyin. Bu kadar birbirinizden nefret ediyorsunuz. Bunlar ne evlenebilir? Buraya el ele çıktı. Ne yap diye değil tamam benim için. Tamam kardeşim sen rezil ediyorsun. Ya Akif rezil ediyorsam niye el ele çıkıyorsun? Geliyor. Çıdüt yana. Sen bir dakika sen var ya şeytansın. Sen diyor Eskişehir'de in diyor. Ben polisine geleceğim seni yahacağım diyor. Paramı çaldın lan. Oğlum ben trendeyim. Sen de iftira atıyorsun. İftira atıyorsun sen de. Ne iftirası atıyorsun? Ne iftirası atıyorsun? Her gördüğün adamla konuşuyorsun diye iftira atıyorsun. Ağzımı açtırma şimdi. Otogarda. Evet. Otogarda evet. Veya başka yerlerde bir erkek gördüm lan. Böyle yap. Yalan ya. Konuşma. Böyle yap. Yalan ne konuşma. Erkek görünce biliyorsun. Yalan konuşma. Böyle yapıyor. Ondan sonra masaya oturuyor, yemek yiyor. Bir garson geliyor. Böyle. Yalan ay, beğenerek konuşma. Mi bakıyor bir erkeğe? Hayır, hayır. Adam bir şey getiriyor, teşekkür ederim diyorum adama. Niye hayvan gibi. Uzun uzun niye bakıyorsun? Lan nerede uzun uzun bakıyorum? Sen niye iftira atıyorsun? Bunu böyle? Ben anlamadım. Bir erkeğe uzun uzun bakıyor. Ne demek anne? Ne iftiracı bir insansın ya? Bence ikisi de aynı. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. İkiniz de aynısınız ya. Ya bana eline sağlık ya. İkisi de aynı. Eline, aynı diyormuş de. Evet. Anladım. Ne istiyorlar belirsiz. Ne istediğinizi bile bilmiyorsunuz. Ya, sizin amacınız yok, ne? Birbirine güveni yok ya. Evet. Senin yüzünden güvenle bıraktım. Hayır hayır. Insandan. Muhammed sana da bir şey söyleyeceğim. Ta bu kadar bıkmışsan bu kızdan. Baban seni almaya gelmiş. Git o zaman babanla. Ben gitmek istedim. Kendisi gitme ben, gitme kendimi öldürürüm. Bıktığını söylüyorsun. Gidecek yerinin olmadığını söylüyorsun ya. Baban seni almaya gelmiş. Git o zaman. Bir Şükriye Hanım'a da söz verelim. Buyurun ya, Şükriye Hanım. Ben, öncelikle Melisa'ya çok kızdım. Çünkü bir babadır. Her ne olursa olsun. Muhammed'e de kızdım. Onun elini öptürmek zorundaydı Muhammed. Evet bu doğru bir evet, şey. Evet çok kızdım Melisa'cığım. Ne olursa olsun insan bir büyüğün ayağa kalkar ve elini öpür. Ama siz o adama hakaret etme hakkınız yok. Peki onun siz, bize böyle yapma. Ama siz onun yani, parasını yiyorsunuz kızım. Siz onun parasını böyle. Yemedik ablacığım. Siz iki tane yetişkin insansınız. Biz onun parasını kazanın, yemedik. Kazanın, yiyin, evlenin. Bu adama yük olmayasın. Biz onun parasını yok. Yemedik ablacığım. Ama sürekli babasını arıyorsunuz. Şimdi bakın ben burada. Ben arıyorum kendisi arıyor ben değil. Burada şu çok doğru. Akif. Bak bir insanın duruşu belli olması lazım. Ben şimdi adam gibi yanımda birini görmek istiyorsam bana sahip çıkacak, fikrini değiştirecek. Ha? İki adım öteme gidiyor, başkasıyla iş çeviriyorsa ben o adama saygı biraz duymam. Biraz önce ne dedin Melisa, Esra Hanım? Sen de ne olursa olsun Akif'i sevdiysen onun babasına saygı duyman lazım. Bırak bu adamı sokakta görsen bile saygı duyman lazım. Senden kaç yaş büyük Ali Bey? Peki onun bana yaptıkları doğru mu Esra Hanım? Tamam bak birbirinize karşı saygısızsınız ama o senin büyüğün. İkinci 20, eşiniz. 20 yaş ver benim adamıma. Buna yalan söyledim. Ya ne yalan ne yap, söyledim bunu ne diyeceğiz ben ya buna senin yalan karına ya. Hı-hı. Görüyor musun? Allah Allah. Her bu yaşım. Ne diyor? Ha, bu. Küpemi önce, çalma olayı mı bu? Yok yok bu ona. Ben kadını ona bir kere bile görmedim ya. Hı-hı. Gel oğlum sana ev aldım. Ben bu halimde bu yaşımda sana mısır pişireyim, çay pişireyim sen de orada sat. Geliyorum. İş veriyorsunuz yani. Aslında tabii gelin orada işin kendi. Ne diyor bir Akif'e ya. Soralım. Bak baban ne diyor geçin Akif? Geçin yaysın ya. Ha? Ayıp bir şey değil bu bizi ya. Bizi çağırdı. Ev var dedi. Gelin dedi. Ki yüzü de burada. Peki Melisa'yla mı gelsin? Ne? Melisa'yla mı gelsin? Melisa'yı önce kabul ediyordu. Sen bize ne dedin Bursa'da? Burada küpeyi çalındı. Ya biz senin çantadan küpeyi çaldı ya. O iş bitti. Sen geliyorsan gel oğlum. Biz senin nerede küpeni çaldık ya? Bak dün diyor ki. Dün diyor ki çantaya küpeye koydum diyor lan benim çantama. Benim ne küpeden haberim var. Sizin haberim eşinizin var. Küpesini çaldığını söylüyorsunuz. Akif dedi ki dün. Ya küpede küpe olsa Cuma Allah'ını günü. Seversen abla ya. Haydi bahane küpede ya küpe benim olsa. Benim ne küpeden haberim koydun var ne bir şeyden haberim koydum var. Koydum abla ya koydum. Koydum diyor bakın. Koydum ya. Ben ya. Tamam. Ben kendimi bilmiyorum. Ben yalan söylüyorum. Tamam, tamam ben yalan söylüyorum. Biz hepimiz bunlar yalancıyız. Bunlar doğru. Türkiye yalancı. Ben öyle şey yapayım. Bursa'da oturulurken bak tamam. Peki yani. Küpeyi diyorsunuz ki küpesini de diyelim ablacığım
Küpesinde diyelim lanet olsun. Peki küpeyi kim aldı sizce? Bunun kaldığı evde neydi o? Yasemin. Ablası mı? Teyze. Teyzesi. Teyzesinin evinde. Ben burayı ölçerek korum. Bir şeyler anlattım. Allah sizden de razı olsun, ekibinizden de razı olsun. Sağ olun. Çok güzel bir ekip kurmuşsunuz. Sağ olsunlar, öyle. Ha, yalansız evet. Dolansız. Bir şeyler denedim. Al kızım şunu bir koy dedim. Dur. Ben siz denerim. Bunu denemek için mi yaptınız? Tabii ki denerim ya. Peki küpeyi benim aldığıma emin mi? Ablacığım bir şey sorabilir miyim? Oğlumu da denerim. Baban karşında babanla konuş. Çok önemli. Yok tamam. Onunla konuşmayacağım. Niye çok konuşmayacaksın? Önemli. Dün aradın çağırdın. Çok önemli. Dün yal varmışsın ya 200 lira ver hani diye. Hani diyor ya yalançılar diyor ondan sonra küpemi aldılar falan diyor evet. Ya. Evet. Peki sorabilir misiniz Bursa'da... Tabii dedim. Tamam ben mi almış oluyorum? Ben mi almış oluyorum o zaman? Siz. Ben mi almış oluyorum o zaman? Siz. Allah Allah. Yasemin teyzen mi Melisa? Evet. Siz teyzesi aldı diye ihbar mı ettiniz evet. Polise? Şimdi ben mi almış oluyorum yani? Bunlar dövüşmüş. Beni çağırdı kurtaran diyeyim bu. Bu. Aha yüzümde. Dilsin ya. O gün mü çağırdı? Bahçede. O gün telefonu açtı. Baba kurtardığın örtüsü vardım. Aynı böyle geliyorum ben otobüsle. Gene Silifke'deyim. Peki bu küpe olayında mı beni kurtarın diyor? Yok yok bu dövüşmüşler gene. Hayır bu sonu söylüyorsunuz. Ben o küpe olayını sorayım. Küpe olayında siz... Küpe olayında ben vardım. Denemek için çantanıza küpe koydunuz. Evet, evet. O küpeyi koydunuz ve gerçekten o küpe çantanızdan alındı. Alındı kendi de biliyor işte. Tamam ben alındı. Mi aldım? Siz kızım de... dedim çantada küpe vardı dedim. Kendi de dedi ki şey neydi o abla... Teyze. Sen bana küpe var dedi. Hayır bak yalan konuşma. Sen bana küpen var dedin. Ben dedim ne küpesi? Ben dedim buraya garman küpesini koydum dedin. Yok dedin küpe. Ben de dedim ki ev kalabalıktı dedim. Alan olmuştur. Ama sonuçta küpeyi ben almadım. Peki şunu merak ediyorum. Akif o küpe sana nasıl geldi? Babanın çantasından kayboldu. Nereden ben buldun? Ben o evde buldum. Birlikte bulduk. Birlikte buldunuz. Evet. Evet. Nerede buldunuz? Nereye düşmüştü o masanın küpe? Masanın üstündeydi ablacığım. Yemek çantada nasıl masanın üstünde çıktı? Ev kalabalıktı. Affedersin çok özür dilerim. Bunun teyzesi para düşkün. Bunu arıyor diyor ki ben para için hiç bir şey yapamayacağım. Hiçbir şey yok diyor. Evet. Yani küpeyi teyzesi mi aldı diyorsunuz? Teyzesi aldı ihbar etti ha. İhbar etti polise. Şimdi nasıl ben almış Melisa oluyorum? Melisa teyzen aldı mı? Bilmiyorum. Sence? Almıştır. Almıştır. Çünkü para için her şeyi yaparım diyen bir insan. Teyzen böyle çantalardan şey mi alıyor? Almıştır. Çünkü para için her şeyi yaparım diyen bir insan Muhammed. Peki bir şey söyleyeceğim. Var. Bu kadar size yardımcı olan bir insan neden böyle başkalarının çantasını çalıyor? Bilmiyorum. Çalıyor? Kim yardımcı oluyor? Bilmiyorum. Olmuş? Teyzesi. Teyzesi. Evet. Bunlara mı yardımcı evet. oluyor? Size mi yardımcı oluyor? Ben ne bileyim. Evinde kalmadık mı Akif teyzemin kaç ay boyunca? Hep Melisa'ya yardımcı oluyormuş evlensinlerdi. Melisa'nın nesine yardımcı oluyormuş? Söyle Melisa. Söyle. Ben büyüyene kadar onun yanında kaldım. Ya bana ne büyüyene? İyi duraydın da babanın yanında büyüyene. Ben babamla büyümedim 4000 ki. 4000 lira para biriktirdim. Ben babamla çocuk. Büyümedim. Bak ablam doğru söylüyor. Niye söylemiyorsun buraya? Annem götürmüş beni. Benim suçum doğrusunu mu? Doğrusunu söyle ya. Bak ben sana diyorum ki. 4000 lira para birikmiş lan yüzümde. Onu götürmüş. Tık 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 varmış ikisi. Doğru mu oğlum? Evet. Ne dalga geçiyorsun? Sen niye alay ediyorsun benimle? Ben seninle gelip de alay ediyor muyum? 4 milyar nice Esra abi böyle alay etmeye hakkı yok benimle. 12'de bak gece 12'de şey yapmayın ama ya. Bunu dövmüşler. Ben yüzümde. Kim dövmüş ya? Kim dövdü Akif seni? 12'de attı değil mi? Akif'i kim dövmüş? Melisa mı? Oradakiler yok yok Melisa değil. Melisa. Ben bu boyumla nasıl bu adamı döveyim? Ben 4 milyar falan. Sana demiyorum ya. Kim dövüyor? Oradaki iki insan bunu dövmüş ha, gece 12'de. Şey diyor, bana telefon geldi gene. Ha apartmandaki baba, adamlar üstüne yürümüş bunu. Üstüne yürümemiş. Sen kimsin dövdü diye. Dedi. Üstüne yürüdü abla boğazını niye? Sıktı. Ha. Bağırış çağırış yapmadı. Neden böyle diye. Bir şey oldu? Bununla kavga et dedik. Teyzesi de her kavgamızda geliyor kapıyı vuruyor. Ben 4 milyar para biriktirdim ortak biriktirdik. Her eve girişimde 100. Her eve gelişimde bir dakika yiyor. Eve girmek için para mı ödüyorsun? Evet. Kime? Teyzeme. Teyzesine 5 ay boyunca 5 milyar para veriyor. Param yok diyordu. Ya bu mu iyilik yani? Teyzesi de para vermişti öyle diyordunuz. Nasıl? Teyzem bana para ver dediniz. İşte o paradan sonra biz parayı biriktirip geldikten sonra evet. Her gün 100 para aldı bizden. Biz dedik ki. Şimdi biri sizin yanınıza kalıyorsa girişte para mı alırsınız? Biz dedik ki ev tutalım. Ev tutalım ayrı kalalım dedik.
Yok dedi, burada durun dedi. Şimdi bunlar hepsi sizin iddianız. Evet. Teyzenizin de tabii ki cevap hakkı var. Tabii. Bakalım o ne söyleyecek. Tabii ki bağlanabilir hani. Ben şimdi tabii süremiz de kısalırken şunu söylemek istiyorum. Akif, sen tüm olayları değerlendirdiğinde senin gidecek yerin olsa babanla gider misin? Ablacığım giderim. Böyle olursa giderim. Hmm. Beni her yerde rezil ediyor. Beni her yerde rezil etmesin. Onu istiyorum sadece. İyi canım, güle güle o zaman Allah sana. Allah Allah. Güle güle. Yolun bahtın açık olsun Melisa. Abicim. Abi her yerde rezil edilmez ki. Bir insan... Nasıl el ele geliyorsunuz? Nasıl böyle TikTok'ta video? Valla ben insanlara söylüyorum. TikTok'ta, Instagram'da aşk dolu mesajlar yayınlayan, aman çok mutluyum, canım kocacım, aslan kocacım diyenlere boşun, özenip de bakmayın. Bakın arka planında neler oluyor. İnanmam. Gerçekten İnanmam. Hani baktığımda size ben gerçekten mutlulukla el ele geldiniz. Sonrası valla Ali Bey de siz... Ya. Ali Bey, siz benden yaşça büyüksünüz. Size de bir saygıda kusurumuz olduysa affola. Estağfurullah. Ben Melisa için de özür dileyim. Çünkü ben büyüklere her zaman saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Ali Bey, yarın tekrar devam edeceğiz. Bu arada Muharrem'e neler oldu? Muharrem hastanelere düştü. Neler gelmiş başına, bir Muharrem'i görelim. Sizler yüzünden hastanelerdeyim iki gündür ve buna siz sebep oldunuz. Ben de bu hastaneden çıkacağım. Programa katılacağım, kıyamet kopacak. Her şeyden açıklayacağım. Bekleyin, az sonra programdayım. Görüşeceğiz. Muharrem, hoş geldin. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin şimdi? Ben de hamdolsun iyiyim ama ekibiniz de biliyor, iki gündür ben bu insanlar yüzünden hastanelik oldum. Sen üzüntüden mi hastaneye üzüntüden düştün? Üzüntüden ve stresten. Ne yaptılar hastanede sana? Hastanede tahlil yaptılar. Tahlil sonucunda bana şunu söyledi doktorumuz. Sen dedi çok üzülmüşsün dedi. Çok kafaya takmışsın. Bu ne? Stres yapmışsın dedi. Şu serumları bana taktılar. Serumu da getireyim. Onları da getireyim. Tövbe, Muharrem yanında serumu getiriyor. Aynı zamanda dedi ki, doktorumuz tamam, şunu, ben bunu şey yapıp şunu dedi eşin için takıyorum dedi, bu seni üzmüş, şunu da kayınpederin dediği seni yaralamış. Ha, doktor böyle mi takıyor? Aynen. Ben şunu eşimin yüzüne nerede? Kameraya orada. Eşimin hatırası olarak bunu doktor bana verdi, ben de bunu aynı şekilde eşime iade ediyorum. Aynı zamanda şu da kayınpederimin. Bunu da kayınpederimin yüzüne ya atıyorum. Ya ben gerçekten, sen neden bu kayınpederimin fırlatmak için mi getirdin? Doktorumuz özellikle dedi ki, bunları dedi sana stres yapan kişilere dedi hediye edebilirsin. Valla dedi. Bu ne enteresan doktor, gidiyorsunuz hastalandım diyorsunuz bu kayınpederin için, bu geri için böyle bir şey yaptı. Ne anlattın sen doktora? Şimdi ben gittim, dedim ki çok aşırı bir rahatsızlığım var dedim, anlayamadım dedim. Tahlil yaptı. Sonucunda dedi ki seni üzmüşler dedi. Sen dedi büyük bir stres yaşıyorsun dedi. Ve seni hemen dedi müşahede altına alalım. Tamam dedim. Serum taktı iki tane. Biri dedi eşinden kalma küçük bir yara olmuş. Üzmüş seni dedi. Diğeri dedi yara olmuş dedi. Ben de onlara o zaman dedim iade edeceğim dedim. Bu şekilde yüzden atıyorum. Onlarda utanma arlanma yok. Ay ben şunu anlamıyorum. Hadi eşine kızgınsın, kırgınsın onu anladım. Bu kayınpeder sana... kayınpeder sana çok böyle yardımcı olduğu şeyler de olmuş. Asla olmadı. Kayınpederim bana şunu söyledi. Senden elbise şu bu görmedim dedi. Senden bir hayır görmedim dedi. Ben de dedim ki siz dedim o zaman namustan daha çok mala mülke değer veriyorsunuz. Ya bu çok ama kötü bir suçlama. Bu niye böyle? Çünkü bir şey kendileri olsun? Böyle. Aynı zamanda Silivri halkı Karslılar duysun bilsin ki bugün bana itaat etmeyen bir kızları vardı, bir başkasına ne da... Ne yapacaksın sen de, kadınlar gelecek erkeklere itaat mı edecek? Köle mi alıyorsunuz? Ben nasıl eşime itaat ediyorsam kadın da itaat etmek zorunda. Bak kimseye itaat etmek zorunda değil. Elbette herkes birbirine... Sonuçta ben karşılıklı. Konuşurken bir dinlesene. Herkes birbirine saygı sevgi duyacak. Anladın mı? Kimse tek taraflı mı peki? Kimse köle almıyor, satın almıyorsunuz peki, kadınları. Peki tek taraflı mı olmuş oluyor, olması hayır, gerekiyor? Hayır, ikiniz de birbirinize. Tabii ki saygı, sevgi iki taraflı olacak. Ben kendi annesi, babası evimize gelmedikleri zaman ben kendim gidip getiriyordum. Benim ailem gelmek istediği zaman yasak koyuyordu, sınır koyuyordu, çizgi çekiyordu. Şimdi ne oldu bu? Tek taraflı mı oluyor, çift taraflı mı oluyor? Bak ben hep ne gördüm biliyor musun erkeklerde?
Kadına kötü davranıyorsun, değer vermiyorsun, yanındayken kıymetini bilmiyorsun, gidince de gitti. E gider tabii kadın, sen değer mi verdin, kıymet mi verdin, saçını mı okşadın, bonkör mü davrandın, çiçek mi getirdin, bir şey mi yaptın? Ben de yaptım, ben yaptığım her şeyi söyledim, dile getirdim. Ama bunlar nankör oldukları için bunlar her şeyi yalanlıyorlar. He, bu bunların söylediği her harfi doğru, benim söylediğim yalan. Böyle bir dünya yok. Ben de nasıl 16 sene boyunca gerçekten kötü davransaydım 16 sene boyunca... E kaç kere gitmiş kadın? E gider çünkü arkasında babası var, diyor ki kızım diyor aman kendine laf söyletme, hemen beni çağır. Ya 3 takım elbise istedim. Ne kadar güzel bir baba var. Keşke her kızın babası böyle olsa, değersiz durduğun yerde durma dese. Ne güzel baba. Onun babası değersizlikten değil. Onun babası çıkarcı ve menfaatçidir yani. Çıkarcı, aynı zamanda değil. Dün benim iş yerime birini yani, göndermiş. Neye alışmışız biliyor musunuz hayatımız boyunca? Sen bu evden gelinlikle çıkar, kefenle girersin diye bir söz var. Böyle değil. Bu kelimeyi söyleyen de kendileri ama. Kız çocukları asla kendilerini değersiz buldukları, değer görmedikleri, sadakatsizlik gördükleri yerde durmasınlar. Vallahi, arkadaşlar durmayın. Vallahi, sahip çıkın kızlarınıza. Şöyle bir şey var. Ben kendimi onun için o kadar heba etsem, onun içinde nankörlük varsa... O insanlarda da zaten nankör insanlar, onlara dünyayı da bağışlasan onlar nankörlükten asla vazgeçmezler. Peki sen neden illa Zonguldak'ta yaşasın diye bir anda evi satıyorsun iki kere? Benim memleketim neresi? Ben orada yaşamak isterim. Emekli oldum Adına ben. Ben emekliliğimi nerede yaşamak isterim? Memleketimde yaşamak isterim. Ama eşin yaşamak istemiyor. Burada İstanbul'da. O zaman baştan annesi ve eniştesi ablası ona dedi ki bak kızım sen yarın öbür gün kocan emekli olduğu zaman gider memleketine, ona göre baştan konuşun. Tamam dedi. Annesi bağlansın yayına. Konuşulmadı böyle bir şey desin. Ben özür dileyeceğim kendilerine. Ben kabul etmedim bunu diyor. Etti. Yalan konuşmasın. Bak, ya satacaksa... o zaten neyi doğruluyor ki? Niye her şeyi yalanlıyor ki? Niye bir seferde doğru dediği şey olsun? Hiç mi 16 sene içinde benim haklılık payım yok? Ya şimdi... benim kendi aileme yasak koyamaz mı ya? Ki o yasak koymasına rağmen ben annemi babamı kırdım, incittim. Bu Alem, sen eninde sonunda arkadaşlarımıza demişsin ki ben boşanmayı kabul ediyorum ama bazı şartlarım var demişsin. Öyle aynen mi? Öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben istiyorum ki kalem varsa Muharrem bir şartlarını yazsın ki biz netice görelim. Hem de eşi de izliyor bizi, bir görsün. Kalem burada Muharrem. Şimdi şöyle bir şey var. Şartlarından birincisini söyle. Şimdi şöyle bir şey var. Seven insan çok şeylere göze alır. Sevgisini feda edecek, sevgisini dile getirecek kadar. Vefasını, gerçekten mücadelesini göstermek için elinden geleni yapar. Ben eşin, yaptım. Aynı zamanda eşim burada şunu söyledi. Tamam, sevmiyorsa benim malımda mülkümde. Aynı zamanda benim aldığım kıyafetlerle gitti anasının babasının evinde. Ne yapacak? Yaşıyor. Rezil insanlar. Rezilsiniz siz. Ne be, Allah aşkına söyle, herhalde kıyafet çıplak mı gidecek kadın? Evet. Ben şaşırıyorum ya, ne et, şampuan, kıyafet, ya bunlar konuşulur mu? Bu size emek vermiş, yıllarca çocuğunuza annelik yapmış, sizin karnınızı çekmiş, karşılığını siz bir de bornozlu, havlulu hanımefendiyle veriyorsunuz, aldatıyorsunuz, hala bir de haklıymış gibi gelip konuşuyorsunuz. Siz kocanıza mı sadece saygılı oldunuz, kocanız size saygılı olmadı mı? Her şey karşılıklı. Siz önce bir de eşinizin babalığını sorgulayacağınız da bir kendi babalığınızı sorgular mısınız? Çocuğunuza hala şu an bakan o hanımefendi siz değilsiniz ki. Siz önce hastanede burada böyle konuşuyorsunuz boş. Hanımefendilerle sohbet ediyorsunuz. O yani, benim sorunum. Sizin sorunuz değil. Oturun aşağı. Siz oturun aşağı. Ben sizi yorumlayacağım. Tamam. Siz oturun aşağı. Size yakışmıyor. Konuşmak size yakışmıyor. Hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Esra Hanım. Muharrem şartlarından birincisini söyle. Şöyle bir şey var. Esra Hanım. Benden ayrılmak isteyen insan, evet. benim halen daha paramda pulumda gözü var. Ayrılmak isteyen insan der ki kardeşim ben ondan zerre bir şey istemiyorum der. Tamam. Arkasını döner gider. Benden isteklerini... Öyle istemiyorum diyor zaten bir şey. İstemiyorum diyorsa bak şu var. Şartının birincisi ne? Şartımın birincisi ben ete malam ülke düşkün insan değilim bakın. Evet. Şimdi A diyeyim B diyeyim. Ben o benim için önemli değil ama söylüyorum. Ben onların hiçbirinde asla benim hiçbirinde gözüm yok. Ama şu var. Benim eve yaptığım alışverişi sırf eşim çocuğum yani ben sonuçta evdeyim. Şartının birincisi çok dolandırıcı. Evden giderken götürdükleri etler çok zoruma gidiyor. Çok zoruma gidiyor. Niye biliyor musunuz? Yaz. Çünkü onlar aç sefil insanlar ya, benim yiyeceğim yemeği dahi çalıp götürüyorlar. Muharrem yaz, şartların bir et mi istiyorsun? En başta et istiyorum. Ama tamam. Sakın ola bana et vermesinler. Ben onlardan bir damla suyu daha istemiyorum. İçine ilaç zehir katarlar.
Tövbe. Sen yaparlar et, yani bunlar. Et istiyorum demedin mi? Ben bu etin karşılığında, etin karşılığında şimdi yazacağım. Tamam, et istemiyorum. Yazacağım. Ben parasını istiyorum onlara. Kalemini al. Etin parasını istiyor. Kalem orada bak, kalem orada. Tövbe. Evden götürdüğü etin parasını istiyor. Götürmedi. Çaldı, çaldı. Tamam. Götürmedi, çaldı. Babasıyla birlikte gittiler benim evime. Ne kadar bu et? Mutfak. Nasıl? Ne kadar bu et? 10 poşet et vardı. Bu neymiş? 5 poşet ciğer vardı. Hepsini çalıp çalıp götürdüler. Zıkkım yesiciler. Haram olsun size. Boğazınızda tamam, kalsın dur. İnşallah. Yaz ne kadar istiyorsan. Ben bir su isteyeyim ya. Susadı yine. Böyle bu. Sevgili Silivri'nin utanmaz insanı. Kayınpeder. Öyle bak konuşmayın burada. Aynı zamanda eşim olacak kişi. Bak bunlar sizin hatıranız olarak size ben geri iade ettim. Allah da size yaşatsın. Allah size 1000 metrelini yaşatsın. Burası beddua etme yerimi. Kayınpeder konusunu kapat. Yaşça büyük insanlar hakkında ben konuşuyoruz. Ben 2 gündür onlar yüzünden hastanelerdeyim. Siz bir su için rahatlayın. Programda babayla kayınpederle ilgili konuşmayı yasaklıyorum. Kayınpeder konusu yok. 1. maddeyi yazın. Artık 10 poşet et. 10 poşet etin evde ne işi var? 10 kilo de. Ben alışverişimi evde tonla yaparım. Yağ tenekesini ben 20 teneke birden alırım. Aynı zamanda şekeri, pirinci çuval çuval alırım. Stok ederim kenara. Şampuanı böyle tane tamam, tane artık değil. Koli koli alırım. 1. maddeyi yazar mısın Muharrem? 10 kilo et mi? Sakin ol böyle. Heh. 1. madde. Kayınpeder konusunu asla açmıyoruz. 10 kilo. Özellikle kırmızı et. Niye kırmızı? Tavuk olmuyor mu? Yok, ben kırmızı et aldım. Eşim sırf hani iyi beslensin. Haram zehir sıkkım olasıca eti. Git götürdü anasını babasını kardeşlere yedirdi. Dana mı kuzu mu? Dana şey değil pardon kuzu. Kuzu. Tabii. Döş yerinden döş. Çünkü onlar layık değil buna. Aslında onlara var ya. Ah. Ne bu bütün hayvanseverler var, benim bile kedim var. Vallahi atarım yüzüne tırmıkları. 5 kilo ciğer. Kuzu ciğer özellikle. Verir vermez, kendi bilir. Aynı zamanda evden giderken 5 tane çeyrek altınım vardı. Çaldı. Çeyrek. Altın. Çeyrek altın. Evet, aynen o şekilde. Aynı şekil, aynı zamanda kalın zincir. Bunlar eşinizin takıları değil mi yalnız? Değil. Sonradan aldım ben. Onları... Hediye değil mi bunlar? Hayır. Ne için aldınız kalın zinciri? Zinciri siz mi takıyordunuz yani? Hayır. Şöyle ben onu yatırım amaçlı aldım. Yatırım amaçlı mı? Kadına hediye almadınız mı siz hiç? Ben ona çok şeyler aldım. Karşılığında ne yaptı? Beni sırt üstü bıraktı. Ben kaç gündür hastanelerde dolaşıyorum. Peki. Hak etmiyor. Kalın zincir. Aynı şekilde taşlı yüzük. Bu ne? Tek taşlı mı taşlı yüzük? Yüzük. Taşlı yüzük. Evlilik yüzüğünüz. Hayır. Evlilik yüzüğünü götürdü sattı kendisi. Götürdü babasına verdi. Yüzüğü de mi babasına evet, verdi ya? Onun babası ben boşuna burada isyan etmiyorum. Onun babası çıkarcı menfaatçı insan. Başka ne vardı? Bir de küpe. Benden ayrılmak isteyen insan, boşanmak isteyen insan bir şeyini istemiyorum diyorsa bunları karşılayacak. ...17 yıllık emeğimin karşılığı. Serkan Bey, bunlar hani hukuki yönden de ben merak ediyorum. Vallahi da... Hukuki yönü bir tarafa da futbolcu transfer etmek daha kolay bir iş. Emeğimin karşılığı... Yani, şimdi 17 yıllık emeğin karşılığı 50 bin lira. 50 bin lira ne? Kabul ediyorsa bunlar, bir kabul etmiyorsa. Pardon, 50 bin TL ne? Kıdem tazminatı herhalde. Ben orada. Bunu 16-17 sene boyunca besledim. Anasına babasına götürdükleri de oldu. Kabul ediyorsa bu, etmiyorsa... Bir dakika, bana açıkça devam. 50 bin TL ne için söyler misin? 17 yıl boyunca baktım, emek verdim, karşılığında bunu istiyorum. Ne yani, böyle bir şey var mı? Filiz Hanım buyurun. Benim var, benim hakkım var. Kırmızı et yazdınız diyor ya. Sanırım o et kurbanda kurban kestiniz. Fakire fukaraya dağıtmak yerine buzluğunuza doldurdunuz. Eşiniz de aldı götürdü onları. Allah Allah, siz çok biliyorsunuz. Tabii biliyorum. Siz çok biliyorsunuz. Evet biliyorum. Benim evimde kaç zaman kaldı sen? Ya senin evinde kalmadım ama duruşunuzdan, tavrınızdan, konuşmalarınızdan size ne yapmak istediğinizi anlıyoruz.
Ben az önce iki tane serum yedim, gösterdim size. Geçmiş olsun. Ama siz hak ettiniz de şu anda bunları yaşıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Bir erkek eşiyle birlikte olduğu 17 yıllığın karşılığı ben sana yemek yedirdim diye 50.000 TL isteyebilir mi ya? Esra Hanım, yorum yapmak istiyorum Muharrem Bey'e. Muharrem Bey, öncelikle doktor size incinmişsiniz mi dedi. Çok incittik değil mi? Kusura bakmayın. Bir şey söyleyeceğim. Bu listeye sizin 17 yıllık eşinizin size vermiş olduğu emeği, o çocuğunuza hamile kaldı ve 9 ay taşıdığını, doğumunu, 15 yaşına kadar baktığı emeklerin hepsini de yazar mısınız? Peki. Ve sizin kahrını çekmenizi. Ben de cevap hazırım. Sizin gibi peki. Adamın kahrı bir gün... Her zaman her şeyde anında ben de cevap hazırım. O doğurdu, besledi, 9 ay karnında taşıdı çocuğu. Ne yaptı biliyor musunuz? Daha dün. Aradı çocuğu diyor ki, bir saniye. Çocuğu aradı diyor ki, benim diyor babam senin babanı televizyonda gördüğü için artık seni istemiyoruz. Git başının çaresine bak diyor. Doğru bunu söyleyin. Annesi, annenin yanında korunacak kişi değil o. Çocuğunuzu da rezil ettiniz ya. Sizin çocuğunuz ergen şu anda ya. Çocuğum ne dedi? Ayıp değil mi çocuğum ya? Ne dedi? Baba dedi. Ben onlardan zaten bunu bekliyordum dedi. Çocuğunuzu en son ne zaman gördünüz? Çocuk benim yanımda. Ezberi konuşma. Annesinin hiçbir emeği yok. Terbiyesizlik etmeyin. Otur yere. Terbiyesizlik kadınların öyle konuşma var emeği yanımda. Bilmeden konuşuyor ama ezbere tamam, konuşuyor. Tamam soruyor da şu an yaptığı istediğin şey için. Bak çocukla ilgili şeyleri burada konuşmak çocuğu istemiyorum. Çocuğu dün arıyor. Diyor ki çocukla babam diyor seni ilgili, istemiyor artık diyor. Ya sesim çok yok. Çocukla ilgili şeyleri burada konuşmayalım. O daha küçük. Çocuk iki gündür ağlıyor. Baba diyor beni dedem istemiyormuş. Annem de o yüzden sana bana diyor ki artık gelme dedi diyor. Bunu bir anne nasıl söyler ya? Çünkü annesi demiş ki eşiniz yani çocuğu sürekli beni çocukla ilgili rahatsız ettiği için babasının yanına gönderdim. Şu an dün neden o zaman çocuğu arıyor? Benim babam artık seni istemiyor. Ben de seni istemiyorum. Bundan sonra onların yanındasın diyor. Ya bunu söyleyecek kadar bir anne o demek ki anne olamamış daha. Ben bir dakika şunu söylemek istiyorum. İki türlü de yani sizin de çok hatanız var bana göre. Ama kimse bir anne olarak değil. Da Neşe Hanım'a... Şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle bir şey söylendiyse bazen çünkü Muammer Bey'in söyledikleri doğru olmuyor. Böyle bir şey çocuğa söylemek doğru değil. Çocuğa gidip işte babam seni istemiyor, annen seni ne olursa olsun aranızda. Siz karı koca aranızda ne olursa olsun. Çocukla ilgili durumlarda sizin evladınızdır. Lütfen kötü hissettirecek bir şey yapmayın. Esra Hanım ben hani her zaman şunu söylüyorum ya. Bu eşim denilen kişi her zaman babasının sözünden uyum sağlayan insandı. Babadan o yüzden evliliği yıkıldı. Aynı zamanda çocuğumuza dün diyor ki ya bunu bizzat şahidi var. Tamam, aynı zamanda diyor ki ilgili konuyu, benim diyor ben, babam istemiyor sen de gelmeyeceksin artık diyor. Nasıl bir anne bunu söyler ya? Böyle bir şey ya? Söylenmez. Ben ayrıca çocukla ilgili kendim görüşmek isterim. Onu bir kenara alalım. Çocukla ilgili konuşmayalım. 15 yaşında benim de oğlum 15 şimdi yaşında benim, üzüldüm. 50.000 TL karşı yani 17 yıllık emeğinin karşılığı olarak tazminat istiyorsun öyle mi? Aynen öyle. Kabul ediyorsa burada. Kabul etmiyorsa süreç devam edecek. Mücadelemin arkasındayım. Seviyorum, boşanmak istemiyorum diye sonuna kadar davamı sürdüreceğim. Peki, kabul ediyorsan bunları Esra Hanım'ın göz önünde, avukatımızın göz önünde gel burada hemen anında imzalar atalım. Ben Muharrem Gül... Bakın sen ya çıksana. Çık. Ne bu be? Muharrem çekil. Söylemeyeceksin. Niye özür dilerim? Çünkü hepsi bir değil. Diyemezsin gerçekten insanlara. İnsanlar var. İnsanları... Bak, dürüst insanlar. Ben aslında çok seviyorum. Onların şivesini... Seviyorsun ne söylüyorsun? Özür dile hepsinden. Özür dile. Kayınpederim hariç tüm Karslılardan özür diliyorum. Neden özür diliyorum? Çünkü Karslıların ben hiçbir kötülüğünü görmedim. Sadece burada eşim ve babası tarafından benim yuvam yıkıldı. Yuvamın yıkılmasını destek verdikleri için o yüzden ben onlardan ölümüne nefret ediyorum. Kısacası bu. Tamam. Bir daha kimseyi, şehirleri, yaşadığı yerler, din, dil, ırk kimseyi kategorize edip burada böyle bir şey söyleyemez kimse. Aynı zamanda kendileri dediler ki bana bak dediler bizde ölüm var ayrılık yok. Ben de geçen gün onları hatırladım. Dedim ki ya ben ayrılığı hak edecek ne yaptım ya dedim. Böyle bir şey ne demek ölüm var yok ayrılık yok. Babası şey söyledi olmaz. Babası Esra Hanım ama ya babayı bırak babayı. Babayı ki. Babası söylese böyle mi yapar? Yapıyor işte kendi çocuğuna diyor ki artık benim babam seni istemiyor gelmeyeceksin buraya. Ya bunu anne söylüyorsa siz hala tamam, da anne diyebiliyor musunuz? Çocukla ilgili konuyu halledeceğiz. Ben Serkan Bey'e şunu sormak istiyorum. Bir erkek bunları isteyebilir mi boşanırken? Şimdi Esra Hanım tabii bu çıkardı lise yani... Gerçeği duymak isterseniz komik. Yani Muharrem Bey'in o fotoğraftan sonra böyle bir liste yapması...
Ben hatamın arkasında duruyorum. Şaşırtıcı şunu söyleyeyim. O gördüğünüz fotoğraftan sonra eşi boşanma davası açmış. Hı. Aldatmaya dayalı. O fotoğrafa bakan kişi zaten orada bir aldatma olayının yaşandığına tamamen kanaat getirir. Hakim de aynı şekilde kanaat getirir. Dolayısıyla Muharrem Bey'in özellikle o noktada çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu çıkardığı liste hiç mantıklı değil. Bana sorarsanız etik de değil. Yani 17 yıl evlilik yaptık. İşte ben bu kadar para harcadım evlilikte. Bu kadar para istiyorum demek bence yakışmıyor bir erkeğe. Peki onların benle Serkan Bey şunu soracağım. Aslında sadakatsizliğin bir fotoğrafı var tabii ellerinde. Çok, aslında çok karısı net tazminat isteyebilir bunun için değil İstemiştir mi? Zaten. Ya Muharrem Bey biliyordur onu, vakıftı konuyu. Bana dedikleri şey şu. Bak dediler, sana tazminat davası açacağız. Hayır, açmıştır zaten. Açtı, şimdi sonradan tamam, açtı. Açmıştır dedik yani. Açacağız, istiyorsan anlaşalım. Nedir dedim anlaşman? Bana diyor 500 bin TL vereceksin. Aylıkta 5 bin lira nafaka. Kabul ediyorsan böyle. Yoksa dedi ben zerre kuruş aşağı inmem dedi. Neden dedim bunu yapıyorsun? Babam böyle istiyor diyor. Çünkü babası yönlendiriyor. Esra Hanım, ben Muharrem burada boşuna Bey, feryat etmiyorum. Muharrem Bey, biz sizin eşinizle konuştuk. Eşiniz şu anda boşanma karşılığı. Ben hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki boşansın gitsin kabul dedi. Kabul etsin. Seçenek siz, ama bak, bak bir şey hukuki siz yollar var. Ben hukuki yolla, yasal yollarla mücadeleme devam ediyorum. Kabul ediyorsa bu. Hemen kabul ediyorsa imza verelim. Sor. 15 gün sonra burada. Bence Muharrem Bey'in boşanmak gibi bir niyeti yok. Bana sorarsanız. İspatlayabilirim. Yani gelsin çünkü burada şartları kabul ettirmesin hemen anında. Bu şartların komik olduğunu tahmin ediyorum, kendisi de farkında. Sen boşanmamak için bunu yapıyorsun. Boşanmamak için öyle bir öngörüsü var. Karşılasın. Burada anında imza veriyorum. Kim sözünden dönerse ona ömür boyu hapisle altını imzalayalım. Bak ne kadar netim. Ne kadar netim. Ben aslında şu et düşkün insan değilim. Bana yaptıkları pisliklerden dolayı ben hazmedemiyorum. Ben eşim çocuğum yesin diye eve stok alışveriş yapıyorum. O alıp anasına babasına götürüyor, kardeşlerine yediriyor. Ve ben de burada çırpınıyorum ki iki gündür kolumda, sizin ekibiniz komple biliyor. Sağ olsun müdürümüz Songül Hanım çok yardımcı oldular bana. Şunu sormak istiyorum bak. Sen bu kadar şey konuşuldu burada. Evet. Gerçekten bir kadına veya ailesine söylenmeyecek her şeyi de söyledin. Söyleyeyim ben. İşin gelse barışacak mısın? Şu saatten sonra mı? Evet. Barışırım. Hayda. Bu kadar söz söyledikten bir şey, sonra bir kadın barışır. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ama Esra Hanım, siz olmayacak şeye amin dememi istiyorsunuz. Ben de diyorum ki size. Olmayacak şeye amin demek. Olmayacak şey sizin barışmaz bence. Tamam, ben de diyorum ki gelsin, iki seçenekli yol var. Barışacağım, sen neredesin? Bak ben ne diyeceğim biliyor musun? Geleceksin benim annemin babamın ayaklarına kapanacaksın. Özür dileyeceksin. O kadar net. Annemin, Yılmaz Bey buyurun. Annemin babamın elini öpeceksin. Öpmüyor musun? Bunu kabul edeceksin. Etmiyor musun? Doğru adliyeye. Devam, süreç devam. Esra Hanım, gerçekten ben burada izlerken tüylerim diken diken oldu. Yani kendimi zor tutuyorum. Muharrem Bey, sizin amacınız ne? Biz gerçekten anlamıyoruz. Ya evlilik çok özel bir kurumdur ya. Çok özel bir kurum. Bu şu tabloya size yakışıyor mu ya? 50 bin TL ne demek ya? Ne demek? Size bir çocuk vermiş. Eşiniz, namusunuz. Ben az öyle bir şey var mı ya? Anlaşmazlıklar olabilir. Hayır, Esra ben size az önce ne anlattım? Dedim ki kendi çocuğunu, 9 ay karnında taşıdığı çocuğunu, diyor ki dün benim babam seni istemiyor artık. Senin babanı televizyonda gördükten sonra ondan dolayı seni artık istemiyoruz diyor. Ve sen de hala diyorsun ki oradan doğru böyle gelişi güzel konuşmaya çalış. Muharrem Bey, bu sizin konuşma iddianız. Bu sizin iddianız. Biz size kesinlikle burada samimi bulmuyoruz. Esra Hanım bağlansın. Bak bağlansın telefona. Bağlansın. Söylemedim desin. Babası da desin ki gelsin benim torunum benim evimde duracak desin. Ben ondan sonra özür dileyeceğim. Tüm dünya göz önünde herkesten. Hadi söyle, bağlansınlar yayına. Ben de utanacağım. Muharrem, sana açıkça bir şey söyleyeyim. Evet. Seni gördükten sonra erkeklerden de evlilikten de soğudum. Vallahi dedim, korkuyorum artık. Yani bu bir erkek güya seviyor, geri dönsün istiyorsun. Esra Hanım şöyle bir şey var. Vallahi soğudum Esra Hanım şöyle bir ben şey var. Ben evlenmeyeceğim bile, vazgeçtim. Esra Hanım evlenmiyorum. Şöyle bir şey var. Kısa bir aramız var, aradan sonra görüşürüz. Evet. Bugün sürprizler olmaya devam ediyor. O yüzden elimde bir kutu var. Kutuyu böyle göstermek istedim. Kutunun içerisinde ne var? Bir alyans. Şimdi bu alyans ne? Bayağı da güzel, ağır bir alyans bu. 22 ayar. Ben de altın şeyi. 22 ayar bir alyans. Veli Bey, Hülya Hanım, Sıla'cığım hoş geldin. Bu yüzük kimin? Sağ olun, teşekkür ederim. Veli Bey. Bu yüzük Hülya Hanım'ın. Bana mı hediye?
Kime bu yüzü? Size de alayım Esra. Oo, Veli Bey çok bonkörleşmiş. Kime aldınız bu yüzü? Hülya Hanım aldım. E siz bir burada taksanız Hülya Hanım'a alyansını. Hangisi? Şuradan mı? Şimdi Hülya Hanım benim kalbim tapsın almış bir yüzük Hülya Hanım. Ne ki? Yani benden beraber... Benimle beraber yaşasa da... Öpün o zaman. Benimle beraber yaşasa da, yaşamasa da... Yaşasa da, yaşamasa da benimle beraber bir yüzük olan kurban olsun. Yüzük neydi ki? Yüzük ama siz de, resmi şeyde, başkasıyla evlisiniz ama. Olsun, önemli değil. O benim kalbim tapsın alamamıştır. O kağıt kalem üzerinde evlidir. Benimle evli değildir o. Hı hı. Siz Hülya Hanım'la... Dolandırıcı bir insandan da benim evliliğim olamaz. Hülya Hanım'la kaç yıl evliydiniz siz? Kaç yıl? Şu anda 37 yıl oldu. 37 yıl? Evet, evet. Vay be. Nasıl geçti 37 yıl Hülya Hanım? Geçti gitti. Geçti gitti. Ne sen sonra ne ben söyleyeyim diyorsun sanki. Yani şimdi şöyle. Bak şu anda biz bir aradaysak, birbirimize kırgınlığımız, dargınlığımız yoksa belli bir kutsallarımız vardır. Bir gün birbirimize saygınlığımız vardır. Bazı insanlar ayrılıyorlar, dövüşüyorlar, ömür boyu beraber konuşmuyorlar. Bizde böyle bir şey yoktur çok şükür. Şimdi hafta sonunu güzel geçirmişsiniz değil mi? Evet, güzel geçirdik. Hafta sonu böyle nasıl geçirdiklerine dair görüntümüz var mı bizim? Onları hazırlayacaklarmış arkadaşımız. Neler yaptınız? Gezip dolaştık yani. Beraber gezdiniz, geldik. Dolaştınız, alışveriş yaptınız, evet. Yüzük aldınız. Sevgili kızım ihtiyaçlar varmış, onları giderdim. Ondan sonra... Zaten Sıla böyle kıyafetleri çok güzel makyajlı gelmiş bugün. Onları giderdim. Evet. Ondan sonra kızım dedi ki, hani dedi, sen anama yüzük alacaksın. Tamam alak kızım dedim, gittik beraber. Ondan sonra beğendi, aldık. Bir de Veli Bey, sizi buyur, kaç kadın dolandırmıştı? Vallahi ha, onlar çoğudu. Bir tarafı geldi. Ha bakın, bu arada şunu da söyleyelim. Veli Bey programa çıktıkça paralar geliyor. Evet. Dolandırıcı diye iddia ettiğiniz kişilerden. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Geliyor. Bir tanesi kaldı. O da diyor ki, ben diyor cuma günü yatıracağım demiş. Eğer cuma günü yatırmazsa gün sallamaya, hoplamaya, zıplamaya gerek yok. Sen ne ona da annem diye tanıttın yanında kocası, kocası yanındaki. Bunlar ne? Milli dolandırıcı. Tamam. Kadının önüne sürüyor. Bir de bu sizi kaç kişi toplam dolandırdı? Bunlar milli. Şu anda aklımda olan 3-4 kişi. 3-4 kişi dolandırdı. Kaç kişiden paranızı aldınız programa çıktıktan sonra? Şu anda iki yerden geldi. İşte üçüncü devam edecek. Yalnız bunlar bu şimdi üçüncü cuma söyleyeyim günü ödemiş benim diyeceğim. Bey, ben bir seyircilerime sesleneceğim. Dolandırıldıysanız, paranızı alamıyorsanız ya da farklı bir durum içindeyseniz bizim programa gelin görüyorsunuz. Dört kişiden yani üçünü aldık. Olsun, Esra Ezmeci ile yeni baştan programın çok faydası oldu. Çok da etkili bir ekibi var. Dutluğunu söküyor. Ben de ekibimi alkışlıyorum. Çok sökemediği bir iş var. Şu yabancı kadının beni dolandırdığında bir de o imşa edilirse var ya, bu programın tuttuğunu sökmeyeceği bir olay yok. Veli Bey. Bu bir gerçek. Vallahi teşekkür ederim. Veli Bey gerçek. Bakın bir şey söyleyeceğim. Hemşerilerim beni övüyor. Ben de Kayserili'yim biliyorsunuz. Hemşerilerim beni çok güzel övüyorsunuz. Esra Hanım, ben size saygı duyuyorum. Daha önce de bir programda beraber tanışmıştık. Evet. Sırf sizin olduğunuz için aradık, diyalog kurduk. Diğer sizin ekibinizdeki arkadaşlarla da o günde 2021'den beri bu yana diyalogumuz, irtibatımız hiç kesilmedi. Heh. Yalnız sizin ekibinizde bir tanesi bir haberde beni yerden yere vurdu. Onu neyse artık. O program haberin içeriği yanlış. Ama doğru haber yaptı canım arkadaşımız. Doğru değil, içeriği yanlış. Ya, içeriği yanlış. Yani peki şunu ben haklıyken mağdur durumdayken suçlu duruma düşürüyor beni o. Tamam, ben mağdur durumdayken. Şimdi gelelim tapu olayına. Ne yaptınız tapu konusunu konuştunuz mu? Tapu olayına da gelince şimdi ben şunu söyleyeyim. Hülya Hanım'a ben ne yönadı? Ben kendimden fazla güvenirim. Ben ondan bir art niyet beklemiyorum. Art niyet bekleseydim bizim evliliğimiz bu kadar uzun boylu sürmezdi. Ondan sonra ben kızımdan çok korkuyorum. Sıla'dan mı korkuyorsunuz?
Acayip korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ne yapmasından? He? Ne yapmasından? Kızım beni saniyede kapı dışarı koyar. Ben neden öyle bir şey yapayım? Ben öyle bir şey yapmam eğer yapsaydım. Bak ben kendisini seviyorum ama güvenmiyorum. Sıla sen cevap ver. Kendine şöyle evidir. Söyleyeyim. Bir cevap versin Sıla Veli Bey. Bu dolandırıcılarla alakalı bir şey oldu bu hafta sonu. Aradılar, babamla konuşuyorlar. İşte babama diyorlar ki gel Kayseri'ye, biz aramızda hallederiz. Hani böyle çıkıp fotoğrafları falan gösterirsen. Yani geldiğinde başına iş gelir. Tehdit üzeri konuşuyorlar. Ben de bunu duyunca hani dedim ki baba telefonu bana verir misin? Babam da verdi. Ya dedim siz dedim adamı dedim affedersiniz yanına kadınları getirtirip ondan sonra onlarla beraber yiyip içip eğleniyorsunuz, hoşunuza gidiyor, bu güzel bir şey, size güzel geliyor ama dedim adamı tehdit etmeye de ne hakkınız var ne de gücünüz var dedim. Yani burada dedim babamın dedim saçının veyahut da kılına zarar gelsin, kesinlikle sizi meçhul tutarım dedim. Peki Sıla, ki sen tutacağım da. Baban bu para ya da işte ev onda kalırsa onunla birlikte zarar göreceğini ya da onun elinden alacaklarını mı düşünüyorsun? Şöyle düşünüyorum yani. Evet, alacaklarını düşünüyorum. Başına iş getirecekler belli ki. Bir şey yapamazlar kızım. Sen hiçbir şey etmiyorsun. O yüzden bir şey yapamaz diye bir şey yok yani. O yüzden yapamam. Değil. Bu kendi annem ve benim güvencem için istiyorum ben onu. Tapuyu. Peki bana baban karşındayken Veli Bey'e İkna etmek için ya da tapuyu isterken ne söylemek istersin? Yani ben ona söyleyeceğimi söyledim. Dedim burada ki, da söyle. Dedim ki bakın yani baba bak dedim. Ben dedim seni kapı dışarıya atmam. Ben ne kadar hani sana kızsam da şöyle böyle desem de ne yapsam da yine de ben senin arkandayım yani. Yine de sana zarar gelmesini istemem dedim. İstemiyorum da hani kendim tabii konuşabilirim. Sinirden dolayı hani bir şeyler yapabilirim ama bir başkasına asla, ki ben babamı kapının önüne atacak bir insan değilim. O kadar merhametsiz bir insan asla değilim. Peki evin tapusunu verirse Veli Bey ne düşünüyorsun? Evin tapusunu verirse yani... Ne yapacaksın evi? Evi şu anlık bir şey yapmayacağım. Hı hı. İlerleyen zamanlarda zaten babamla konuşarak, hani annemle konuşarak, hani babam hak sahibi olmasa da yine onunla konuşurum, danışırım. Yani ikisiyle de konuşarak ilerleyen zamanlarda belki daha farklı şeyler yapabiliriz. Ne gibi mesela? Satmayı düşünüyor musun ileride? Yani ilerleyen zamanlarda yerin, mülkün fiyatı artar, satarsın veyahut da zaten oralara yıkım gelecek. Her türlü satılacak yani o ev. Ne diyorsun Veli Bey? O zaman yarın tapuya mı gidiyoruz? Vallahi şimdi şunu söyleyeyim. Benim kızım benim kimliğimi taşıdığı müddetçe zaten ben de onun tapusuyum. O da kendine tapusudur. Yani bu tapu kendine şahsına adına yapsın. İsmini yazması neyine? Evden kendine kuvan mı var? Bir şey diyen mi var? Yaşıyorsa devidir. Yaşamıyorsa hani bir türkü var ya. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdü. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim. O ev senin evindir. Yaşasan da yaşamasan da. Ne senin elinden ya? Alan yok. Ben resmiyet sen olarak kendimi istiyorum. Resmi olarak musun? Çocuğun oluyorum ama senin resmi olarak diğer çocukların yani. Da var. Kimse müdahale edemez, engel olamaz. Hülya Hanım sen ne diyorsun bu duruma? Ben hiçbir zaman art niyet düşünmedim Esra Hanım. Bu da biliyor ki ben yani benim huyumu da biliyor, her şeyimi biliyor. Ama çocuklarım için tabii ki olsun isterim. Yani ben hayatta kendini dışarı atmam. Bunlar şimdi bakıyorlar ki. Yani. Ama avukatımız Veli Bey demişti zaten. Onun için bir şey yapılabilir demişti. Biz zaten şimdi tabii öyle bir şey. Konulabilir, oturma hakkı verilebilir yaşam boyunca şey ama. Öyle bir şey düşünseydik şimdi zaten farklı bir olmadı. Yere gitti Sıla Hanım'ın cevabından sonra. Satmak gibi bir niyeti olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla burada Veli Bey tereddüt etmekte haklı. Haklılığı var. Ama nasıl bir karar verirler? Tabii kendi aileleri içerisinde. Belirleyecekler. Yalnız vallahi yaşarlarsa kimse müdahale eden yok, engel alan yok. Zaten ne ona diyeyim, maddi manevi her türlü yardıma açayım, hazırım. Aynı eski nasıl beraber o kadar günler yaşadıysak. Ama yaşarlar kendileri bilir, yaşamazlar kendileri bilir. Kendileri bağımsızdır. Veli Bey, şimdi şunu söyleyeceğim. Son kararın tapuyu vermeyecek misin? Yok, son kararım yok. Ben vermiyorum diyeceğim. Ben evi satsam da yani yine bir ev alacağım değil mi yani? Onu da babamı kesinlikle yanıma alırım. Ben kendisine de söyledim kızım. Öyle dedim, kapı dışarı evi sattım, sen dışarıya çıkışı olmaz bende. Kızım sen evi yani istiyorsan atmam. Dedim, onu da söyledim kızım dedim. Siz ya şey, hazır evim varken neden ne almayı ben bekleyeyim ki? Ben satmayacağım diyor. Dinle, kızım dedim sen canın ev istiyor mu? Ev mi almak istiyorsun canın dedim.
Şu anda imkanlar dahilinde bizim şartımız şu dedim. Türkiye git kayıt ol. Kaç lira para yatırıyorsa ben yatırayım. Çıkana kadar da bir zemin hazırlanır. Evine taşınırsın zaten, kayıt olduktan sonra evine taşınana kadar ödeme yok TOKİ'lerde. Ha şu anda da senin durumuna müsait. Çünkü bir mal varlığın yok, bir şeyin yok. Şu anda durumun müsait. Sıla cevap versin. Evet. Ne diyorsun Sıla? Yani ben hazır evim varken neden bir yere atılayım ki? Tamam şartlar, bazı şartlarımız bazı şartlara göre uyuyor. O zaten yerinde duruyor. Ama ben temelimi sağlam almak için hazır yani evim varken neden bir başka eve para ödeyerek almaya çalışayım ki? O zaman babana söyle, belki hani ben farklı yolla istersin. Kendisini söyledim yani. O da anlaşamadık, olmadı. Yapacak vermeyecek bir şey mi? Yok, vermeyecek yani. Ben vesairetname üzerinde de istemiyorum. Zaten ödükten sonra belli bir müddeti bana geçiyor. Benim diğer kardeşlerime de geçiyor. Zaten ödükten sonra benim vasiyete aynen gerek yok mu diyorsun? Gerek yok. Ben resmiyet olarak üstünde tam bana ait olarak istiyorum yani. Son karar mı Veli Bey? Evet, son karar. Siz ne yapacaksınız bundan sonra? Vermiyor tapuyu. Ne yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kendisinin fikri. Kendi fikri, kendi her şeyi. Bilmiyorum artık. Ben bu evlerini saatte, kendilerinden kıskanmıyorum. Yani ben sahanmıyım evlerini. Artık kendine baksın. Ben kendine dedim, kızım yedirmesin. Yani yedirmesin. Emeğimizi yedirmesin. Siz evliyken o evde yaşamıyor muydunuz? Yaşıyordum. Evet. Peki size evet niye hiç hak geçmedi o evi? Vazgeçmişti haklarından. İşte. Hakkınızdan vaz mı geçtiniz? Buyurun. Şimdi kararına katılıyorum. Sonuna kadar kesinlikle tapuyu verme. Kesinlikle tapuyu vermesin. Mısırlı bayandan boşansın Sıla. Annenle de nikah yapsın. Nikah yaptıktan sonra zaten baban öldükten sonra o mal size kalacak. Sen neyin tapusunu istiyorsun ki? Senin zaten bir sürü kardeşin de var. Benim kardeşime hak sahibi düşmesini istemiyorum. Neden? Kardeşine mi hak vermek istemiyorsun ben sen? İstemiyorum ya. Beni olur mu? Atan, o da onun evladı ya. Beni kapı dışarı atan bir kardeşin. Hayır. Zamanında onun kapısının önünde hayır, ben. Hayır, o da onun evladı. Evlatlar o arasında onun ayrım yapamaz. Şey kusura bakma. O bölünmeyi ben ayarlarım ancak. Yok, benim üzerimde olursa. Ben kendi kardeşime hak şeyi koymak istemiyorum. Kesinlikle vermeyin tapuyu. Sıla, sen şunu söylemiştin diğer ben programlarda. Ben kardeşimin birine Sıla, hak vermek istemiyorum yani. Sen hatırlıyor musun diğer programlarda şöyle bir şey söylemiştin. Ben her şeyden fayda alandım. Küçük çocuk olduğum için Veli Bey bana her şeyi yaptı. Diğer kardeşlerime o kadar yapmadı demiştin. Evet. Onlar yine niye alamasın? Ya ben birine vermek istiyorum. Diğerine vermek istemiyorum. Bu kararı diğer kardeş almasın bana. Benim en büyüğüm almasın istiyorum. Neden? İşte yani onun yalanları var, dolanları var, şunu var, bunu var. Yani kendi malımı rezil etmesini istemiyorum. O yüzden eğer mi düzgün babandan bir almak insan olsaydı zamanında hakkımda o kadar şey söyleyip bir önceki ilk çıktığım yayında hakkımda o kadar şey yalanlamaları yapıp ondan sonra burada gerçekler ortaya çıktı belirli bir zaman sonra. Yalanlamaları yapmasaydı, babasını tutmasaydı, bizi kötüleyip dışarıya doğru atmasaydı, ya hadi tamam ben senin kardeşinim, ben seni, beni kötüle, tamam beni at. Ama benim annemin hakkında iftiraları mı dersin, şunu mu dersin, bunu mu dersin, bunlar ben görüyorum. Ben peki bunları Sıla, daha unutmadım. Bir yayında yani bir seferinde şunu söylemiştin. Babam annemi tehdit ederek hiçbir hak vermeden boşandı. Anlaşmalı. Anlaşmalı boşandılar evet. Ve hiçbir şey almadı Hülya'nın. Evet almadı. Yok. Ama şimdi şöyle bir şey var hani. Tehditle mi yaptı bunu? Yok. İnat etti. Dedi tehditle ki ben dedi ben sana hiçbir şeyimi vermem. Buradan burada, dedi. Programda söyledi zaten. Paslı bir çivi ha, dahi aynen, vermem dedi. Aynen olunca zaten ayrıldı. Öyle boşanıp gidersin dedi. Evet. Yani aslında bu böyle bir şeye mecbur bıraktı babanız. Evet. Yani ben şunu söyleyin İpek Hanım. Neden? Çünkü kadınlar olan zaafını bildiğim için yarın bir gün yine sana biri yazsa yine geri döneceksin. Ve dolandırıldıkça daha çok veriyorsun yani. Hani düşünemiyorsun herhalde. O yüzden bence Hülya Hanım'a vermeli tapuyu diye düşünüyorum. Başkaları yine elinden alabilir. Evi belli olmaz. Kendi satar. Parayı yedirir yine başkalarına. O yüzden yine çocukların annesi Hülya Hanım'a vermelisin şey bence olmaz yani. Veli Bey açıkça öyle söyleyeyim. Bir hanımefendi geldi. Çok da hoş bir hanımefendi. Size dedi ki sizi çok beğendim. Televizyonda gördüm. Evet. Tanışabilir miyiz, evlenebilir miyiz dese? Evlenebiliriz, yalnız maddi anlamda metelik yok.
Evet. Ama otelde yok. Söyledi bir dakika. Esra Hanım bak. Ben otel... Hülya Hanım şunu soracağım. Evet. Hülya Hanım'a yüzük taktın. Şimdi bak Hülya Hanım'a canı sağ olsun benden yaşasın yaşamasın değil. Ben bir onu evlilik amaçlı yüzük takmadım. Hatıra olarak ettim. Bir hediye olarak evet. Verdim. Zaten zamanında alıp sattığı için geri annesi... yerine koymuş oldu. Ha, zamanında satmıştı evet, yüzüğü. Evet onu da yerine yani, koydu. Yerine ben satmadım. Şeydeydi ne onun adı? Saraftaydı geri parmağına gir geldi. Satmadım ya. Yani. Satmadınız mı? Sanki uçtu. Ha. Saraf ne yaptı? Aldı bedavadan mı? Hayır ya buradan alındı. Zamanında nereden alındığını bilmiyoruz. Ya ihtiyaç acil ihtiyaç. Hı-hı. İhtiyaç da şu. Biz o zaman sağlıktan faydalanıyorduk. Bağkur yatırıyoruz ya. Bağkur aydan aya yatırmazsan sağlıktan faydalanamazsın. Evet doğru. He, sağlıktan faydalanıyorsun. O zaman da ihtiyaç vardı. Bunda zaten rahatsızlıkları çok. Arayışa girer dedi. Ne onun adı? Rahatsız olurum. Falan dedi. Yani izin alarak sattınız yüzüğünü o dönem. Kendisi verdi zaten o zaman. Bahur'u yatırdık. Doğru yani mu? Şey itmek için. Yani bu doğru bir karar. Doğru mu? Hatırlamıyorum. Öyle öyle onun için aldık götürdük şey yaptık. Hiç, ya. Bilmiyorum hatırlamıyorum vallahi. Şimdi peki. Şimdi hatırlıyorum Bahur'un... desem. Çünkü çok ben hani vertigo hastasıyım ya. İleri yeri hatırlayamıyorum. Peki bundan sonra ne yapacaksınız Sıla ile Hülya? Yani tapuyu vermezse ne düşünüyorsunuz? Para gönderecek misiniz? Ne yapacaksınız? Yani ben annem adına nafaka istiyorum ya. Ne de olsa onu da konuştum onu da vermem diyor. Yine aynı usulden devam ediyor. Ama ne yaparsa yapsın kendisi kaybedecek. Ben asla hiçbir şeyi kaybetmeyeceğim. Ne kaybedecek ama babanız? Ben de çocuğuna bakıyorsam tabii ki versin yani. Yani. Versin. Ben babam evinden getirmedim bunu. Kendi çocuğu. Tabii ben ki. Kendisiyle evet, konuştum. Dışarıdaki evlenmek isteyen bütün kadınlara her şey varsa senin evladında neden yok? Neden öyle soralım. Neden vallahi yok yani? Hanım, evleri orada. Kendileri yeniden daha evleri yok. Orada bunlar diyor. Bunlar da biliyorlar ki ben Allah'tan başka... Ben o evde yaşarken sen 50 tane kadına altın falan sayarsan ben o evde ne yiyeceğim? Ya bunlar yine yapacak ki... bakın. Söylenmeyen şeyler var bakın. Daha önceden olduğu kendi oğlunu bekçisi niyetine tuttuğunu da biliyorum. O günlerde var konuştuğu yani kadınlarla beraber oğlum diyor eve kimse girmesin diyor sen aşağıda bekle diyor. O da tamam deyip aşağıda bekliyor. Çok yıllar önce olan bir şey. Doğru mu bu? Benim yok, kendi arkadaşlarım yok. Bile bana bilgisini veriyor başladım. Ya. Kusura bakmayın özür diliyorum. Ben görüyoruz diye ya. Kalmayayım. Hayır. İlker'i oğlunu bağlandır. Ya bir saniye. Ya oğlun İlker'i bağlat. Bak sen konuştun ben sustum. Sen de bir saniye sen sus. Oğlun İlker'i bağlat konuşsun. Evleri kendilerine Esra Hanım. Evlerinden kovar. Ben hiç konuşmaz seni bunlar tutuyor yalanlar. Bunlar ki ben Allah'tan kimseye başka kimseye muhtaç etmem. Maddi manevi. Peki, kesinlikle. Hülya Hanım'a ya, benim tapuyu. Çoğu emin. Yerler zamanlar ha, geldi. Hülya biz de görüyoruz. Evet da. Muhtaç etmediğini aynen. O yüzden kızından biz şu korkuyor. An burada oturuyoruz ben ya. Ben nasıl korkuyorsam o da öyle korkuyor kızından. Yani gelip otursunlar ya benim annem eve. Niye benden korksun ya? Otursunlar ya şeyden yok. Gelip otursunlar diyor. Yok. O eve. Ya oturmak değil. Burada, ben orada resmiyet olmadan adım atmam. O eve herkes gelip çıkabilir ben olduğum sürece. Nereden bileyim hayatına başka kadınları alıp da getirdiğini odaya soktuğunu? Öyle neden şey ben kendim ya ben çalışıyorum. Ya bak kendi çocuğunu. Bir şey diyor. Sıla'nın dediğine bir cevap Sıla'nın versin. Sıla'nın dedikleri yanlış. Kendi çocuğunu bekçisi niyetine tutan hiç bir insan evine de sokar. Şöyle bir şey yapalım. Mülkiyet yine Veli Bey'de kalsın. Eşine oturma hakkı verelim, tescil edelim. Sağlığı boyunca otursun. En azından güvencesi olur. O nasıl? Yok. Kabul etmiyorum. Veli Bey kabul eder herhalde böyle bir şey. Eşiniz... Ben her şeyi mülkiyet kabul ederim. Mülkiyet bana ait olacak. Sıla, mülkiyet, tapu tamamen benim üzerimde olsun diyor. Evet. Olmaz oğlum. Yani kabul ediyorsan bu etmiyorsan olmaz. Daha çok zarar görürsün. Belki olmaz. Yani... Ben zaten Esra Hanım, ben zaten annemgilde kalıyorum ki. Yani. Ben annemgilde kalayım yani orada kalsam ne olacak kalmasam ne olacak yani kendi güvencem olmadıktan geri orada ne bekliyorum annem de hiç olmasa orada kalırım yani annemdir. Gitmem diyorsunuz o eve benim üzerime olmadan. Yok öyle bir şey olmadıktan geri nereye gideyim ki yani başkaları kınar beni. Hı-hı. Çünkü resmiyet bir şeyim yok. Şimdi Hülya Hanım o onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş. İşte, ben hiç kimseyle inandırmıyor. Benim yaşantım ve doğrum benim elimde. Çünkü ben kimseye muhtaç değilim. Veli Bey gelini sattı. Kim ne derse desin. Gelini sattı merhabalar. İyi günler ablacığım. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Buyurun ne söylemek isterdiniz? Hoş bulduk. Şimdi Sıla'yı ben severim. Annesini de severim. Ama Sıla'nın böyle yapması yanlış. Hangisi? Nasıl yani diyor ki abimin o tapuda hakkı yok. Nasıl yani bizim hakkımız yok?
Ben, mal varlığında şeyde hakkımız yok. Bakın ben senin, ben kendi yeğenlerime bile tapunun bölünmesini uygularım. Ama ben kendi kardeşime asla ve asla hiçbir tamam, şekilde bölünme uygulamak istemiyorum. Bakın şimdi bak. Şimdi sana bir şey diyeyim mi? Ben senin kardeşinle senin arana giremem. Ama benim çocuklarımın hakkı orada var. Senin çocuklarının hakkını alacaksın, merak etme. O Sabiha'nın bir günah falan suçu yok. Onların hakkını alacak. Ama ben kendi kardeşimle aramda istemiyorum. Benim kardeşim canım, hak sahibi olmasın. Ben seninle kardeşin arasına giremem. Yani. Ama benim çocuklarımın hakkını vereceğim. Tabii ki de var. Senin çocuklarının hakkı tabii ki de var. Onu vereceğiz yani. Ama ben kendi kardeşimle aramda sorun olduğu için şey yapmak istemiyorum. Senin için olsun. Dur beni dinle. Ben senin için olsun. Annen için olsun. Ben sesimi çıkarmadım. Tanrımdan dolayı. Allah ya tabii ki Allah razı olsun da. Biz senden ağrıyı incimedim hayatta. Ben ağrıyı incimedim gelinimden. Ya onlar benim torunlarımdır. Muhakkak hakkımı verecek. Peki, bak tabii ki ben senin hakkını vermem diye bir şey demedim. Ben kendi kardeşimle alakalı konuştum. Ben zaten tamam, zaten hakkınızı alacaksınız. Şunu sormak istiyorum. Bakar mısınız? Şunu soracağım size. Hani siz bir gelin eve gelince problem çıktı dedi. O gelin bu gelin mi? Evet. Siz geldiğiniz zaman eve problem çıktı söyleniyor. Özellikle Veli Bey'in. Ya gelinin suçu yok. Gelinin babası. Gelin geldi öyle oldu dediniz. Ya tamam gelin geldi de gelinin suçu yok. Gelinin hiç suçu yok. Gelinle sıkıştırdılar. Bir tane anormal kardeşi var. O babası. Ondan sonra anası. Hiç olmayan yerden benim olay çıkarttı. Benim yengem ağrını gelinin sever. Suçu yok. Ben gelinle söyledim. Seviyor. Allah gelinler başa kadara gitsinler. Benim kuşlarım annesi yavrum, ve babasıdır onlar. Sen gitmek istiyorsan ben engel olamam. Ama gitmek istemiyorsan senin memleketin hepsi gelsin ben saçını telini gönderemem. Ama sen gitmek istiyorsan ben bir şey yapamam peki, dedim. Peki Sıla şunu söylüyor ya ben abimi... O da dedi ki ben kefen gelinlikle geldim anca beni kefenle gelirim tamam, dedi. Sonra Sıla şunu söylüyor ya değişti. Abimle gelinin aram bozuk. Bozuk olduğu için ona pay vermek istemiyorum. Siz bu konuda ya, ne diyorsunuz? Abisi olgun, efendi, benim yalancı, de çocuğum. Da, yalancı, paracı, iftiracı. Aklına uydu. Kayınbaba gitti, kayın tarafına aklına uydu. Geçti gitti. Ama istemiyorum diyor yani ya Sıla. Yani insana şimdi şöyle hatalarıyla kabul etmek lazım. Hatası hiçbir insan yok. Yalan iftira bir hata değildir. O hata bir kere yapılır. Arda arda sürekli yapılmaz. Yani dört dörtlük hiçbir insan yoktur. Benim de hatam olmuştu. Tamam o ayrı bir şey. Sıla şunu diyor. Ben diyor abimin pay almasını istemiyorum mirastan. Ya sen isteme ama devlet kabul etmez. Ben istemiyorum. Tabu benim üzerime olduktan sonra ben niye ona hak pay vereyim ya? Ama onun da yasal hakkı tamam, ya. Sizin tek varlığınız bu ev mi? Efendim? Bu ev mi sadece? Ev var. Bir de arsa var, bir de araban var. Başka bir şey zaten yok. Zaten yani saklı payından dolayı abisi dava açabilir bu konuda. Tabii yani sonuçta. Bu da ayrı bir şey. Hayır. Tapu Sıla'nın üzerinde olsa bile açabilir tabii değil mi? Tabii ki açabilir. Sonuçta satış değil, bağışlama gibi bir şey olacak. İstediği kadar açsın. Yani dava açabilir. Buyurun Şükriye Hanım. Bu kararı da bence Veli Bey'in vermesi lazım. Sıla ama Veli değil. Bey hiçbir şey söylemiyor. Ne gibi, ne hakkında, ne konu? Yani çocuğa vermekle ilgili, büyük çocuğa. Hangi çocuğa? Ya öyle bir şey olamaz. Yani kanun müsaade etmez. Öyle bir şey olmaz. Şimdi burada yapmaları gereken bence Veli Bey ile Hülya Hanım'ın üstüne tapuyu ortak yapmaları lazım. En güzel o. Ha ortak olur. Ortaklık şey kabul etmiyorum. Hayır, ama kesinlikle. Sen de hiçbir şey kabul etmiyorsun kızım. Ortaklık değil. Yaşamasına, oturmasına şart konulsun ama ortaklığı kabul etmiyorum. O ortaklığın içinde daha başka şeyler de çıkabilir yani. Ben kendim temelimi sağlam almak istiyorum. Peki Sıla sana şey açıkça çünkü sorayım ben. Çünkü bunun çocuklarına kalacak. Veli Bey bir dakika. Bunun çocukları da benim Sıla, çocuklarım. Sıla sana açıkça sorayım. Sen o evi satmak mı istiyorsun? Ben o evi şu an satmak istemiyorum. İleride? O ev olduğu yerde duracak. Ama ileride illaki bir şey olacak yani biz oradan çıkacağız. Zaten yıkım emri falan geliyor yavaştan. Peki Veli Bey de korkusu bu sanırım. Sıla Hanım'ın evi satması mı? Anneniz ve babanız ne olacak peki? Siz evi sattınız. Şimdi bak Esra Hanım. Ev satıldı mı? Zaten şu onun yerine ev konulacak bir şekilde ben satılacak. Ben Esra Hanım'dan korkuyorum. Yaşamak istemezsiniz annenizle. Annesi de Sıla onlara Hanım'dan korkuyor. Onlara sorularak, danışmalarak ben orada belirttim zaten. Annesi şu anda bir şey konuşamıyorsa, gerçekleri yok, konuşamıyorsa ben benim kızımın yüzünden. Ya, şu anda ben ne yapayım? Herkes Sıla'dan korkuyor, şey anlamıyorum. Şimdi bir kısa aramız var, aradan sonra görüşmek üzere. Hayat gerçekten garip. Bazıları gitmek için birçok sebebi olduğu halde kalmayı seçiyor. Bazıları ise kalmak için birçok sebebi olduğu halde gitmeyi tercih ediyor. O yüzden aşk gerçekten en çok cesurları seviyor. Korkak olan gitmenin bahanesini
Cesur olan ise yanınızda olmanın nedenini mutlaka bulur. Yanınızda olanlar bol olsun efendim. Hafta içi her gün 14.20'de Beyaz TV'de görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.